Süper Gol'den mutlu akşamlar. Yine bir pazar gecesi TVM ekranlarında Süper Gol programıyla sizlerle birlikteyiz. Süper Gol'de bu akşam program konuğumuz serbest vuruşun fenomen ismi Adnan Aybaba. Adnan abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız, iyi misiniz? Vallahi iyi, tabii şimdi yaklaşık, daha iyiyim. En azından yuvaya döndük. İki aylık serbest vuruş tatili sebebiyle sizi ekranlarda göremiyorduk. Ama Süper Gol programında da yine hem serbest vuruşu hatırlayacağız hem de gündeme dair özel dosyalarımız var. Onunla ilgili yorumlarınızı alacağız. Hoş geldiniz. Ayrıca her hafta olduğu gibi TVM Spor Müdürü Nihat Erenci, Süper Gol programının yorumcuları Büşah Gencer ve Murat Özarı da bizlerle birlikte. Hoş geldiniz, iyi yayınlar diliyorum. Ayrıca Ankara stüdyomuzda da Fenerbahçe Kongre üyesi ve aynı zamanda spor ekonomisi uzmanı Hakan Hanoğlu da bizlerle birlikte olacak. Hakan Hanoğlu, siz de hoş geldiniz programımıza. İyi yayınlar diliyorum size de. Programımızda teşekkürler. Programımızda bugün neler izleyeceksiniz? Onu ekranlara getireceğiz ama önemli bir gelişmeyle başlayalım. Avrupa Gençler Basketbol Şampiyonası Türkiye'de Konya'da düzenlenmişti ve Türkiye'nin genç çocukları, genç milli basketbolcularımız finalde Sırbistan'ı 85-68 mağlup etti. Sırbistan karşısında çok önemli bir galibiyet aldı ve Avrupa şampiyonu oldu. Sırbistan'ı mağlup eden Türkiye'yi tebrik edelim. İki hafta önce de hatırlayacaktır izleyicilerimiz. Ümit Millilerimiz de Avrupa şampiyonu olmuştu. Çok güzel bir jenerasyon. Artık ilerleyen yıllarda Avrupa basketboluna damgasını vuracak inşallah diyerek Süper Gol'de bu gece neler izleyeceksiniz onlara bakalım. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yıllar önce oynanan maç hala konuşuluyor. O günün kahramanları TVM mikrofonlarına neler söyledi? Aziz Yıldırım'a kumpas mı kuruldu? Hafta içinde A Haber'de yayınlanan bir programda söylenenler olay yaratacak. Soma yararına turnuva düzenlendi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım turnuvaya Galatasaray taraftarlarını da davet etti. Peki sarı kırmızılı taraftarlar turnuvaya gelecek mi? Trabzonspor'un çiçeği burnunda teknik direktörü Vahit Halilhodžić istifa sinyalleri verdi. Bu değişiklik acil bir şekilde gerçekleşmezse... Az sonra Süper Gol'de. Süper Gol'de yine dop dolu bir program sizleri bekliyor olacak. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. 1980 yılında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan bir mücadeleye gideceğiz. O tarihte oynanan maç 0-0 berabere kaldı, bitti ve Galatasaray o beraberlikle birlikte küme düşmekten kurtuldu. O zamana gidelim. Oyun alanına doğru yürüyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında şu sıralar dostluk rüzgarları esiyor. İki ezeli rakip 25 Ağustos'ta oynanacak Süper Kupa finali öncesi karşılıklı mesajlarla camia ve taraftarlarına sağduyu çağrısı yapıyor. 90 dakikanın ilk düdüğünü bekliyoruz. Süper Gol programına katılan Galatasaray yöneticisi Emir Sarıgül, 25 Ağustos'ta oynanacak ve geliri Soma'daki faciada ölenlerin yakınlarına aktarılacak olan Süper Kupa finaline Fenerbahçeli yöneticilerle kol kola girebileceklerini açıklamıştı. Bizler ezeli rakibiz ama ebedi dostuz. Bunu asla unutmamalıyız. Biz her zaman Fenerbahçeli yöneticilerle her zaman el ele kol kola ve omuz omuz olmak isteriz. İnşallah o dediğiniz gibi 26 Ağustos bir milat olur. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da 8 Ağustos'ta Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Soma yararına oynanacak turnuvayı Galatasaraylı taraftarların izleyebileceğini dile getirmişti. Burada İngilizler, Fenerbahçeliler, Beşiktaş taraftarları, Beşiktaşlar hepsi karışık oturacaklar. Ve ilk defa bunu bu maçla beraber başlatmış olacağız. Son günlerde karşılıklı esen dostluk rüzgarları bize geçmişte yaşanan bir olayı hatırlattı. 1979-80 sezonu. Bitime 2 hafta kalmış. Trabzonspor şampiyonluğu garantilemiş, Fenerbahçe'nin ise ikinciliği cepte. Bir diğer büyük Galatasaray ise küme düşme hattında. Tarih 4 Mayıs 1980 Pazar. Fenerbahçe ile Galatasaray İnönü'de karşılaşıyor. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ziya Şengül, Galatasaray'ın başında ise Turgay Şeren var. Mehmet geldi, durumunu bozdu şimdi Onur. Fenerbahçe maçın mutlak favorisi. Hatta günler öncesinden sarı lacivertli takımın Galatasaray'a kaç fark atacağı tartışılıyor. Ancak maç sırasında hava birden değişiyor. Efsane Cemil Turanlı Fenerbahçe, Fatih Terim, Cüneyt Tanman, Metin Yıldız, Gökmen Özdenak, Öner Kılıç gibi önemli isimlere sahip Galatasaray'ı hiç ama hiç zorlamıyor.
Maçın hala akıllarda kalan ve unutulmayan pozisyonunda yaşama erken veda eden Önder, Galatasaray kalecisi Eser'i çalımlıyor ancak topu boş kale yerine out'a atıyor, maç da berabere bitiyor. Galatasaray Fenerbahçe'den aldığı bir puanla rahatlıyor. Kalan iki haftada küme düşme hattından çıkarak 16 takımlı ligi 29 puanla küme düşme hattının sadece 2 puan üstünde 9. sırada bitiriyor. Ve o sezon ligden 23 puanlı Diyarbakır Spor, 25 puanlı Kayseri Spor ve 27 puanlı Göztepe düşen ekipler oluyor. Böylece Fenerbahçe ile Galatasaray'ın o sezonki karşılaşması tarihin en büyük kıyağı olarak kitaplarda yerini alıyor. ...1979-1980 sezonundaki mücadele bu şekildeydi. 0-0 berabere bitti ve Galatasaray küme düşmekten kurtuldu. O güne döneceğiz, o maçtaki kahramanlara gideceğiz. Fenerbahçe teknik direktörü, o zamanki teknik direktörü Ziya Şengül ve o dönemde Galatasaray forması giyen ve maçta mücadele eden Metin Yıldız'ın TVN mikrofonlarına yaptığı açıklamalara gidelim. 1979-1980 sezonunda 0-0 berabere biten Galatasaray-Fenerbahçe maçı hala çok tartışılıyor. Tekrar sıyrıldı rakibinden Tarık Kocic. O dönemin iki kahramanı Fenerbahçe teknik direktörü olan Ziya Şengül'le Galatasaray'ın futbolcusu Metin Yıldız süper gole unutulmaz maçı anlattı. Sıkıntılı bir dönemdi çünkü daha önce Coşkun Hoca takımın başındaydı. Coşkun Hoca'nın ayrılmasından sonra Turgay Hoca takımın başına geldi. Benim de ilk yıllarımdı ve çok performans sergilediğim bir yıldı. Tabii ki yani o stres içerisinde oynamak kolay değil. Özellikle Galatasaray gibi bir kulübün formasını giyerek o atmosfer içerisinde bulunmak pek de kabul edilir bir şey değil. Ama bildiğiniz gibi birçok kulüpte yani üst seviyede olan kulüplerimizde bu sıkıntıyı zaman zaman yaşadılar. Bu da futbolun içinde olağan şeyler yani çok da normal. O sene biz bunu yaşadık, sıkıntılı bir sezon geçirdik. Türkiye'de şöyle bir durum var. Her böyle kritik durumlarda maçın sonucu ne olursa olsun, bir örnek daha verebilirim bununla alakalı. İnsanların kafasında hep soru işaretleri kalırdı. Yani bu maç da onlardan bir tanesiydi. Çıkıp oynandı. Gerçekten çok centilmen, saha içinde centilmen bir şekilde oyuncular birbirine tavır sergilediler ve sonucunda 0-0'lık bir sonuç ortaya çıktı. Fakat bu kamuoyu tarafından işte Galatasaray'ın ihtiyacı, puana ihtiyacı vardı da Fenerbahçe bu puanı verdi gibi değerlendirildi. Oysa ki oyun normal bir şekilde oynandı. Tabii karşı takım oyuncularının duygularını bilemiyorum ama biz puan almak için sahaya çıkıp puan aldık ve kendi hanemize bir artı olarak yazdık. O karşılaşma biraz eksajere edilerek basına yansıdı. Özellikle rahmetli Kazım Kanat bu olayı çok deşifre etti ve yanlış yaptı. Ben şimdi bir futbolcuya bu maçı kaybedin veya berabere kalın diyebilir miyim teknik direktör olarak? Böyle bir mantık var mı? Maç bittikten sonra berabere kaldıysak eyvallah. Kazandıysak seviniriz. Çünkü ezeli rekabetin devamı getirir. Eğer berabere kaldık da faturayı Ziya Şengül berabere kalsın diye Galatasaray kıyak yaptı deniliyorsa bu tamamen yanlış. Asla böyle bir şey olmadı. Hiçbir futbolcuya da böyle bir tembihte ve konuşmada yapmadı. Sadece maçın berabere bittikten sonra dostluklar yine devam etti. Arkadaşça bitti iş. Ama asla böyle Galatasaray düşsün düşmesin filan diye herhangi bir kıyakçılık yapılmadı yani. O dönem Fenerbahçe'nin başındaki Ziya Şengül ve Galatasaray forması giyen Metin Yıldız aslında centilmence bir mücadeleydi. Biz şike yapmadık ya da Ziya Şengül de dedi oyuncularıma çıkıp da şike yapın diyemezdim dedi. Sizce o dönemde öyle bir şey olmuş mudur ya da oyuncular kendi aralarında konuşmuşlar mıdır? Sonuçta hepsi maç bittiğinde dostça, arkadaşça ayrılıyorlar. Şimdi şöyle bir şey var tabii o dönemde ki dostluklar, belki tribünde bir dostluklar falan filan gene de yoktu, bugünkü gibiydi ama enteresan bir şey var. Futbolcular arasında büyük bir dostluk vardı. Büyük bir sevgi vardı, bir aşk vardı. Yani birbirlerine acayip görüşmeleri vardı, beraber oluşları vardı falan. Yani bayağı bir olaydı. Ziya abi
güzel söylüyor orada da Ziya abi tabii ki bir teknik direktör olarak bir şey söylemesine de gerek yok Ziya abinin. Yani Turgay abinin de eğer Turgay abi de Allah sağlık versin o da konuşmuş olsaydı ben Galatasaray'la hangi futbolcuya bir şey diyebilirim falan diyebilirdi. Teknik direktörün bir şey söylemesine gerek yok. Futbolcu kendi işini kendi hallediyordu. Bir de bir şey daha var. Fenersiz Galatasaray, Galatasaraysız Fener ne olur ki yani? Ya bir kere bu da var. O zamanlar futbolcular ve yöneticiler bunları iyi düşünüyorlardı. Şimdi düşünmüyorlar. Böyle bir düşünce yok. Ünal Aysal Sayın Galatasaray Kulübü'nün başkanı Fenerbahçe'yi yok etmesi. Yani yok olsun Fenerbahçe. Gitsin orada oynasın, burada oynasın. Bankasyalara düşsün, falan filanlara düşsün. PTT liglerine düşsün. İyi düşsün de ne yapacaksın başkan sonra? Ne yapacaksın? Bir tek Beşiktaş, bir tek Trabzon'la mı oynayacaksın? Fenerbahçe'siz Galatasaray mı olur? Allah'ını seviyorsan. Yani örnek olarak söylüyorum. Yani Trabzonspor şimdi yalvarıyor Fenerbahçe düşsün. Ya niye düşsün? Düşerse sen hasılatın mı çok artacak? Hayır değil. Fenerbahçe düştüğü zaman efendime söyleyeyim. Yani ligin ne zevki kalacak? Güşar Gencer bir araya gireceğim. Orada şu çok üst üste mesajlar atıyorlar. Şöyle bir soru geliyor. Fenerbahçe o dönem mi başladı diyor. 80 senesinde mi başladı? Şike ve teşviğe diye tabii, böyle mesajlar şimdi, geliyor. Sen şimdi bir Galatasaray olarak kaşı tabii bu kısımları. Ondan sonra sana da yakışır benim Nihat'cığım. Ondan sonra yok hayatım yani bunu Galatasaray'da, Fener'de, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da yani biz ben... Çünkü 30, üst üste 35, o mesajlar geliyor. 35 yani, sene o. Ya gelir onlar. O dönem, alışmışlar, hayır, devam ediyorlar diye. Geliyor onlar. Galatasaraylılar şu anda atıyorlar. Trabzonlular Galatasaray'a dayanaraktan falan atıyorlar. Yok öyle bir şey. O zaman Fenerbahçeli futbolcular Galatasaray'sız bu işin olmayacağını çok iyi biliyorlardı. Ondan sonra bunu daha önce konuşmuşlardı, etmişlerdi, çıktılar. Bir şey olmadı yani bir berabere kaldılar. Kimse kimsenin canını da yakmadı yani. Benim bildiğim 0-0 beraber. 0-0 bitti. Ha, belki orada Fenerbahçe o dönemde sahaya çıksa Galatasaray'la 50 maç yapsa 49'unu kazanırdı. Bir tanesi de berabere kalırdı. O bir tane berabere kalışı. Ama işte mesela şu çok tartışılıyor. Deniyor ki mesela o dönemde hep bu konu konuşuluyordu. Fenerbahçe Galatasaray'a kaç gol atacak? 3 mü, 4 mü, 5 mi? Çünkü Galatasaray'ın son derece durumu kötü şimdi, ve maç 0-0 bitiyor. Şimdi bak ne yazık ki o sene ben zannedersem Sabahın spor müdürüydüm. Zannedersem. Kaçtı yıl? 80. Tabii Sabahın spor müdürü değildim. Tercüman da olabilirsiniz. Yok hayır. Yine sabahtaydım. Atakan sokaktaydı sabah. Gidip geliyorduk o zaman galiba. Tabii öyle bir şey olması lazım. Biz öyle bir o zamanlar manşet atmıştık yani hatırlıyorum. Öyle bir manşetler olmuştu. Hatta benim beraber çalıştığım bir arkadaşımız falan onun imzasıyla falan da. Yüzyılın kıyağı diye. Ha, öyle bir şey değil mi? Öyle yani, bir şey hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Öyle bir şeyler hatırlıyorum. Yani o kadar çok şey oldu ki hayatımda. Yani oldu mu acaba? Yüzyılın kıyağı oldu ya, mu? Yok öyle bir kıyak mıyak falan filan. Futbolcuların bir hatır anlaşması var içeride. Yani o zamanki futbolcular birbirlerine yani özel bir anlaşmaları vardı. Bilmemesi vardı. Bakma sen şimdi yani Fenerli Galatasaraylı futbolcu hala düşman değil yani Türk olanlar. Hala birbirlerine özel görüşmeleri var, sevgileri var, saygıları var. Bir tek yabancıları dolduruyorlar Türkiye'de. Geliyor burada Melo. Melo'ya gaz veriyorlar. Melo ne yapacağını şaşırıyor. Kimi ısıracağını şaşırıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani gereksiz bir şey. Bizim Fener'de de var aynı şeyler. Ya yok öyle. O zaman eskiden öyle şeyler yoktu. Bak şimdi Ziya abi ne kadar güzel. Ne diyor Ziya abi? Ya işte ben ne yapayım? Hangi futbolcuya gidip böyle bir şey yap diyebilirim? Ya senin demene gerek mi var hoca? Bunu yani futbolcu zaten kendi aralarında yani onlar. Sen hoca bunu nasıl söylüyorsun ya? Hiç gerek yok böyle bir şey söyleme. Yok öyle bir şey de ya da ben bilmiyorum de daha sağlıklı olur. Yani ne gerek var böyle bir şey? Tabii ki içeride futbolcu şakır şakır işi bitirir yani. Bunu antrenörün bilmesine gerek yok. Hangi şikeyi antrenör çok sağlam bilir ya? Hangi şikeyi bir antrenör bilir? Sen bir kaleci, bir stoper, bir libero iş bitirir. Çok basit yani. Bir kaleciyle bir libero, bir stoper şikeyi bitirir yani. Çok rahat bitirir. Bir hakem iki düdükle bitirir. Efendim söyleyeyim. Teknik direktör nasıl talimat verir? Ha teknik direktör bir futbolcuyla atıyorum gene yani bir geriden bir kaleciyle bir liberoyla veya ne bileyim atıyorum ilerideki forvetteki bir futbolcuyla özel konuşarak temasla falan belki bir şeyler yapabilir. Yani bir şikenin oluşumunu gerçekleştirebilir. Onun dışında yani bir takıma talimat verir. Evet bu akşam çıkıyorsunuz mutlaka yenileceksiniz. Yenilmezseniz şeysiniz falan. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey olmaz. Doğru söylüyoruz ya abi ama doğrusu daha doğrusu var orada. Daha doğrusu şu. Benim bir şey söylememe gerek yoktu veya bilmiyorum dese daha sağlıklıydı. Adnan abi size sorayım. O dönemde 1980 döneminde hatta VTR yayındayken siz de bir hatıranızdan bahsettiniz. Dilerseniz ondan da yok o dönemde bahsederseniz. Ziya abi işte Fenerbahçe falan durumu var. Denenme gibi falan. Bu arada Fenerbahçe'nin önünde bir doktor vardı. Aracı olmuştu. O dönemi konuşurken ben de onu hatırladım. Onu konuştuk sizde. Ya tabii şimdi bu şike işi
dünyanın önemli işlerinden bir tanesi maalesef. İddiada şike var. Hatır şikeleri var. Ya profesyonel yani, olarak top oynadın. Tabii. Yaptın mı sen Adnan Aybaba? Yaptı şimdi, tabii. Hatır ben, şikesi yaptın mı? Yaptı tabii. Yaptı, tabii. Hayır, hayır. Ben böyle bir şey yapmam. Ya profesyonel oynadın. Farklı bir şey söyleyeyim sana. Şimdi tamam doğru. Sahanın içinde mesela biz bir takımdık. Mesela bir arkadaşımız satın alınmış. Örnek. Bir penaltı yaptı. Takımımız mağlup oldu. İsim vermek istemiyorum. O arkadaşımızın yani demek ki oluyor yani. Oluyor. Tabii, tabii. Oluyor. O arkadaşımızın şike yaptığını 2 ay sonra öğrendik. Yalan. O öğrenmişler. Hayır, hayır değil. O gün doğru. Öğrenmişler bunlar. Yok yok. Hayır o gün. Bak, biz komisyon bunu... alamamıştır bunlar. Ondan sonra kavga etmiştir. Hayır hayır. Hayır hayır bırak bak, şimdi. Ben sana bir şey demiştim. Ya parayı ödememiştir onlar. Hayır hayır. Bak bir şey diyeceğim. Aman. Gerçekten şike olayı takım içinde oyuncu almalar vardı. Bunlar her zaman oldu. Yıllarca da yaşandı. Ya olmaz mı? Hatır şikesi nasıl? Olmaz yapma. Mı? Elleme. Bak küme düşüyoruz. Dokunma. Çoluğumuz çocuğumuz var. Ağlarlar. Sen ne diyorsun? Zaten sen psikolojik olarak bir şey yapamazsın. Bir de hedefe giden iki takım mesela diyelim ki Bankasya'da ya da daha önceki ikincilikte şampiyonlar çıkıyorsa. Şah Gencer'in dediği gibi kaleciler çok önemli. Kaleci, çok ben hatırlıyorum ya. Belki mutlaka sen de çuval bırak vardı, çuval, diye çuval, çıkar. Çuval, tabii, çuval. Bırak ne diye çıkar vardı. Kaçırdığı çuval zaman mader. Galatasaray'ı 8-0'lık galibiyetle değil mi? Arkadaşın ya, adını hatırlarsınız. Tanırsın. Ha, bir özel çuval. Bir çuvaldı o ha, değil mi? Ondan sonra hatta gidip bağlayan da bizim çok sevdiğimiz bir abimiz, bir kardeşimiz, sana dostumuz. Bir şey yani bir şey bu işlerden çok mağdur takım konu konuyu açmışken Beşiktaş olmuştur. Bak Allah var hakkını yemeyelim Beşiktaş'ın. Süleyman abi dönemi çok etik bir dönemdir. Beşiktaş'ın bütün o döneme gelen başkanları bu işleri hiç... Doğru. Ya Süleyman bir Diyarbakır maçı var, ben şahidim. Diyarbakır spor takımı İstanbul'a gelecek hali yok ya. Hali yok, parası yok, bir şeysi yok. Yani düşün Süleyman abi o dönemler... Ben odasındaydım. Ne teklifler geliyor, neler geliyor. Bu iş bitti, şöyle yapalım. Ya dedi ki ben dedi bu işlerle uğraşmam arkadaşım. Ben futbolcuma dedi bu primleri veririm. Ve Beşiktaş böyle ayakta durdu yıllarca. Ha Galatasaray... Yani şey istiyorlar. Yani, para istiyorlar yani. Ya, değil mi? Ya, bunlar net şeyler. Ha Galatasaray takımı bilmiyorum. Galatasaray takımı bir dönem bu işe çok bulaştı. Ya, bulaştı. Bunlar net konuşuyor. Hangi dönem? Bir dönem bulaştı. Kim vardı başında? Ben bir şey diyemem. Ya ben şimdi burada isim ya şimdi insanlar geçmiş bunlar. Galatasaray takımı bir işe bulaştı. Zaman zaman Fenerbahçe'de bulaştı bu işlere. Fenerbahçe'de bu işlerin içinde vardı. Bunları göz ardı edemeyiz. Ama bunların içinde en zararsız, hiç bu işlere bulaşmayan ya da çok az bu işlerin içinde olan bir takım da Beşiktaş'tı. Bırak, özellikle son dönemlerde. Bırak, evet. Ya bırak, evet, Beşiktaş'tı. Ya bırakın ya. Ya bak iddia ediyorum Beşiktaş, ya, şey abi, Fenerbahçe ya, ve Galatasaray'dan az bu işlere bulaşmış bir takım. Ha, tamam. Bulaşmamış takım var mı? Var mı bulaşmamış takım? Yok. Ya o zaman konuşma. Çok Beşiktaş bulaşmış. Nasıl bulaşmış? Süleyman abinin döneminde bulaşmamış ama ondan sonraki her dönemde var Beşiktaş. Yapmayın abi ya. Bir dönem söyle bana. Ya Süleyman abi, evet. Süleyman abi. Zaten Süleyman abiye nasıl şike teklif edebilir misin Süleyman abi? Edemediler işte. Adamın aklını beynini ya, alır edemediler. Ya. Bir şey olur mu edemediler öyle bir şey? Abi yok. Ya yanına bile gidemediler işte. Ben de o diyorum. Yani Süleyman abiyle şike de olmaz ki. Beşiktaş denildi. Altyapıda bir sürü işler var dönüyor. Süleyman abiyle mi şike? Başkanla şike mi olur ya? Anlamıyorsun abi ona tek ne demek başkanı şike ya olur? Olur mu öyle şey? Nasıl aslında, başkanı şike olur? Az Yıldırım şimdi neden hapislere girdi adamcağız? Burak ya, çok sessiz. Burak konu nereye geldi? Çok sessiz. Allah Allah nereye getirdin? Ya, neticede, ya ben şunu söylemek istiyorum. Ve bu hale geldi. Hayır Süleyman başkan. Abinin döneminde yapılmamış olabilir diyorum. Bak, ya yapılmadı o dönemde. Ama üst düzeyden yapılmamış olabilir. Alt düzeyden gene futbolcuyla falan ya. Ufak tefek inceler olmuş yapılmadı. Olabilir. Ya, gözünü seveyim ya. Gözünü seveyim ya. Bir dakika tutmaz onu Süleyman abi kulüpte. Ya bak aslında Murat çok sessiz evet. Duruyor. Yani niye sessiz duruyor? Çünkü şikecinin ağababası Murat. Dermişim. Dermişim. O da şaka bilir. Şaka. Murat abi aslında sizin de biraz sonra yayınlayacağız. Akışımızda var. Malatya Sporlu oyuncularla yaptığınız geçmişteki teleröportaj var. O dönemle ilgili siz biraz bahsedin isterseniz. Biraz sonra zaten ekranlara getireceğiz. Hem bu konu açılmışken sizin de sessiz kaldınız. Yorumlarınızı sessiz alalım. Sessiz kalmadım. Söz verirsen konuşurum. Sessiz kalmadım. Buyurun. Burada söz alınır, verilmez. Şimdi şeye önce bir gelelim. Büyükşah Bey tabii her zamanki yine fanatikliğiyle yorumlarını yapmaya başladı. Biz de dinliyoruz. Galatasaray'a İyi salla, olur. Babam salla. Şimdi Ziya Şengül zaten en güzelini söyledi. Ziya Şengül'ün dediklerine %100 katılıyorum. Ziya Şengül dedi işte yani artık onun üzerine konuşulacak bir şey yok bana göre. Ziya Şengül dedi ki böyle bir şey olur mu dedi filan. Galatasaray'la Fenerbahçe arasındaki maçlarda öyle şike miki olur mu? Olmaz. Galatasaray Fenerbahçe maçında hatır şikesi de olmaz. Hiçbir şekilde şike olmaz. Ben Galatasaray forması giydiğim zaman Fenerbahçe formasını gördüğüm zaman Fenerbahçe forması giyerken Galatasaray formasını gördüğüm zaman ben ne gördüğümü bilemem yani orada. O andaki atmosferle Galatasaraylı futbolcu Fenerbahçe'ye maç bırakır mı? Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'a maç bırakır mı? İnanmam yani. Hayatta olmaz böyle bir şey. Ayrıca hatır şikesi falan. Mesela ben de futbol oynadım. Ben hatır şikesi yapan arkadaşımı döverim.
Şike ama işte yapan... mesela Adanay Baba dedi ki yani efendim? Biz yapmadık ama dedi yapan arkadaşımıza sonra tespit ettik dedi. Benim de yapan arkadaşım oldu. Yapan arkadaşımı eğer gören olduysa anlasın soyunma odasında dövdüm. Hatır şikesi yapanı yakaladım soyunma odasında dövdüm. Ama o zaman tabii bizim oynadığımız zaman orada kamera mamara yok bir şey yok. Nereden çekecekler abi? Döverim yani. Hatır şikesi yapanı döverim, şike yapanı asarım. Yani benim lügatımda öyle hatır şikesiymiş, normal şikeymiş yani. Öyle şeyler olmaz. O zaman Galatasaray'da kimse kalmaz, hepsini asman lazım. Efendim? Galatasaray'da kimse kalmaz. Niye? Hepsini asacaksın. Ne var? Beşiktaş iki tane şampiyonluk kaybetti. Ya ben kendi oynadığımdan bahsediyorum. Ha, tamam, pardon. Beni tamam, ilgilendirmez. Yani. Ben kendi oynadığım takım arkadaşımdan ama bahsediyorum. Beni yapan genelliyorsun. Hayır, ben takım arkadaşımdan bahsediyorum. Galatasaraylı hayatta Fener Galatasaray hiçbir şey yapmaz. Olur mu ya? Ya Fener Galatasaray bir şey yapmaz dediğin senin. Fener'le genelleme ben. Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray, Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray formasını gördüğü zaman ne hatır şikesi ya yapar, ne şike yapar. Galatasaray'da Fenerbahçe iki takım da birbirini gördüğü ya zaman, o renkleri gördüğü zaman şey yok. Şike olmaz. Fenerbahçeli Galatasaraylı futbolcu hayatta birbirine ne hatır şikesi yapar ne şike yapar. Yapar mı kardeşim? Fenerbahçeli o kadar kişi seyrediyor. O kadar bütün dünyanın gözü üzerinde olan bir maç. Fenerbahçeli Galatasaray mesela mahalle maçımıza ne diyorsun abi? Fenerbahçeli Galatasaray maçında hatır şikesi de olmaz. Normal şike de olmaz. Yapamazlar kardeşim. O kadar cesaret edebilirler mi ya? Nereden çıkarıyorsunuz böyle şeyleri? Ziya Şengül en güzelini söyledi vallahi işte. Bal gibi yaparlar. Yapamazlar abi. Bal gibi de yaparlar. Yapamazlar. Sana sebebini nereden söyleyeyim. Nereden yapacaklar abi? Bal gibi de yapar. Sebebini sana evet, söyleyeyim. Evet nasıl yapacak? Şimdi Fener'le Galatasaray şampiyonluğa oynuyor doğru mu? Tamam. Gidiyor. Evet. İkisi. Evet. İkisinin arasındaki şikayet Beşiktaş ortada takım oluyor doğru mu? Evet. Tersini yap. Beşiktaş'ta Fenerbahçe şampiyonluğa oynuyor. Evet. Galatasaray dönüp sor Galatasaray'a. De ki Galatasaray arkadaşım de bu iki takım şampiyonluğa oynuyor. Seninle de maçı var. Fener mi şampiyon olsun Beşiktaş mı? Ona bakmaz. Efendim? Bakmaz mı? Bakmaz abi. Niye nasıl bakmaz? Gözünü seveyim futbolcular bir kere içeriden bakar. Profesyonellikte benim ya için Beşiktaş da aynıdır. Ben... Fenerbahçe de aynıdır. Ama yok Murat. Ama 10 yıl önce Adnan'ın, bu böyle değil. Bak şimdi abi, sevgili Murat. 10 yıl önce bu böyle değildi ya. Adnan'ın o dediğine katılıyorum ben. Niye biliyor musun? Hatırla Fenerbahçe'nin yukarıda oynadığın yani tepede olduğu dönemde Beşiktaş daha yakındı. Hatta o dönemde Galatasaraylı futbolcuların açıklamaları var. Ne açıklaması? Kim şampiyon olsun isterseniz. Kim ne diyorlardı? Beşiktaş olsun. Şampiyon olsun dedi. Beşiktaş çocuk olsun dediler. Her zaman yani. Niye abi? Her zaman. Ya ben şimdi geçmişten için. Bir dakika. Benim için ilgilendirmez. Sen orada bak. Bir şey bak. Bir dakika. Bir şey abi, konuşuyorsun benim ama için, bak. Orada benim için Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon fark etmez. Bir dakika. Hepsi aynı takımdır abi. Niye değiştireceğim? Bunu kendi kendinize çıkarıyorsunuz. Sana bir şey soracağım. Ben Trabzonspor'da aynı gözle bakarım Beşiktaş'a da. Benim için Fenerbahçe'nin onlardan bir farkı yok ki ben Galatasaray olarak. Bak, şey ne farkı var? O da takım abi. O dönemde. Nereden o sezona bir baksana o sezona. O sezona bir baksana. Hangi sezona ya? O sezona bir bak. Trabzonspor kaç puan farkla şeyde? Hangi bu dediğin 80 sene. Zaten onu konuşuyoruz. Her sezon birbirine herkes hatır şikesi mi yapıyor? İç çıkıp da herkes sen yani şimdi şey mi demek şey istiyorsun? Fenerbahçe Galatasaray'a hayır kardeşim, kıyak mı orada yaptı? Sezona mı getirmeye çalışıyorsun? Ya orada sezona bak. Ne orada ya niye bu hazımsızlığınız ya? Sen ne var? Size kıyak yapılmış da kötü mü olmuş ya? Bize ben Allah gibi, ne bu hazımsızlık ya? Abicim ben senin gibi amigoluk yapmıyorum. Ya hayır amigo... Ya terbiyeli konuş. Terbiyeli konuş. Sen Fenerbahçe'nin amigolunu yapıyorsun. Hayır ben amigoluk da bağlı olmam. Burada deminden beri Galatasaray. Deminden beri Galatasaray. Daha program başladı Galatasaray. Galatasaray hazır şükür yapılmaz diye bir kaydım var ya. Abi nedir senin bu Galatasaray'dan affedemeyen? Herhalde olacak Allah'ım. Ne ama ya? Ne var yani? Nedir yani? Sen nasıl sarı laciverdi? Vuan'ın kırmızıyı gördüğü hayır, gibi ben görüyorum. Diyorum, ben görmüyorum diyorum. Ben öyle görüyorum. Ben görmüyorum diyorum. İki saatten yani beri anlatıyorum. Sen göremezsin. Ben ne yapayım sen göremezsin. Niye göreyim ki? Ya senin Galatasaray'ın... Niye Yunan takımı mısınız siz? Niye göreyim ki kardeşim? Bak, senin Galatasaray'ın kompleksiniz var. Ben öyle bir şey görmüyorum bak, ki. Senin Galatasaray'ın şeffafsa ben bir şey diyemem ki sana. Benim öyle bir şeyim yok. Benim kompleksim yok. Benim için Fenerbahçe'de aynıdır, Trabzonspor'da aynıdır, yok. Beşiktaş'ta aynıdır. Ya. Niye kardeşim? Niye Fenerbahçe aynıdır diyemiyorsun? Fenerbahçe'nin benim için bir ayrıcalığı yok ki. Niye Fenerbahçe aynıdır diyemiyorsun? Ne aynıdır? Benim için Fenerbahçe'de aynıdır niye diyemiyorsun? İşte, Fenerbahçe'de aynıdır, Trabzonspor'da aynıdır, Beşiktaş'ta aynıdır. Allah bu kadar basit. Ne var? Hayır senin bu kadar, senin merak, sen yılların gazetecisin. Sen ne oldu son yıllarda böyle bir anda böyle bir şey havalarına girdin yani. Bak, Fenerbahçe'yi sen kurtaracaksın. Ben 35 senedir gazetecilik yapıyorum. 35 senedir Fenerbahçe'yim. 35 senedir de Fenerbahçe'yi tamam yaptığım gazeteler. Ne alakası var? Sen gazeteciyken taraflı gazeteci miydin? Yani kollamak İyi, derken. Sen gazeteciyken ben seni tanıyorum. Sen Galatasaray'ı da aynı tutardın. Beşiktaş'ı da aynı tutardın falan. Sen Büyükşah Genç olarak sen son zamanlarda kimin gazına geldin? Sen bir anda böyle bir Fenerbahçe'yi kurtarıp Cüneyt Arkın'ın önüne girdin. Ne oluyorsun abi? Kendine gel ya. Sen yanlış tanımışsın. Büyükşah abi her zaman Fenerbahçe'yi taraf tuttu.
Gazeteciyken. Evet. Yok. Nasıl yok? İçi gidiyordu ya. Olur mu gazeteciyken? Zaten yanlış konuştun. Gazeteciyken yapabilir misin abi? Çalışmamışsın Büşen Gencer'le. Çalıştım beraber. Büşen Gencer'in yazılarını Allah Allah ya. Yapamazdı. Her zaman Fenerliydi ya. Yapamazdı olmaz. Köşelerde nasıl? De yazıyordu. Yapar mıydın? Falan. Yapar mıydın? Ya olmaz mı? Abi olur mu öyle şey? Ne zaman o zaman olmaz. Şimdikiler niye yapıyor? Kim yapıyor? Herkes yapıyor. Yapmasınlar şimdi. Kardeşim. Nasıl yapmaz bak, ya? Yapmasınlar. Daha sen yapıyor yapıyorlar. Bir dakika bir şey söyleyeyim. Ya kardeşim gazeteci. Sen ne zaman çalıştın benimle? Ben seninle. Ya nerede çalıştın? Sen çalışmadın. Ben fotomaçın yine. Ya. Ben fotomaçın ilk çıkardığım zaman çalıştın mı? Var mıydın? Abi ne bileyim ben. Ersan Çelik bir dakika şimdi konuşalım. Ersan Çelik şortla dolaşıyordu ya. Sen gazeteciyken Murat Özdal'ın şortla dolaşıyordu ya. Ersan Çelik gazetecilik. Ersan Çelik kardeşim benim. Fotosporu çıkarıp nerede Galatasaraylı. Bir dakika dinle ya. Bir dakika. Top oynarken, ya bir dinleyin bir dinleyin. Ben top oynarken o da gazeteci değildi. Bir dakika. Şimdi, sen de sallama orada. Galatasaraylı. Ya bir şarkısı mesela cevap edin. Sallama sen. Foto maçı çıkardığım zaman ben Fenerbahçe'yi foto maçı Fenerbahçe gazetesi yaparak. Evet. Ondan sonra o gazetenin 430 bin lira kadar çıkmasını sağlamam da ki ufak altındaki inceliği tamam. Düşünemiyor musun? O zaman benim karşımda herhalde. O zaman benim karşımda Türkiye'nin ilk gazetesi Fotospor vardı. Evet. O da 460 bine yakın gazete satıyordu. Tek bir spor gazetesi. Ya Fenerbahçe yani, tabii ki Fenerbahçe tabii ki gazete. Yani, Fenerbahçe'nin biz Fenerbahçe'nin Fenerbahçe tabii ki çok büyük kulüp. Fenerbahçe ayrıca gazete satar. Tirajı var Fenerbahçe'nin. Sen Fenerbahçe, eski Büşra şunu söyle. Sana eski Büşra çok kısa burada kendi reklamımızı yapmaya çalışmıyoruz. Burası başka bir şey. Burada bir program yapılıyor. Tamam. Eski Büşra şöyleydi. Evet. Fenerbahçe iyi durumdaysa, iyi yoldaysa haklarını, maklarını korurdu. Milyarlık milyarlık eşekler başlığını atan kim bu Türkiye'de? Fenerbahçe ile ilgili. Fenerbahçe'nin takım resmini ters çevirip tuvaletin kuburuna koyan, o resmi büyük manşet yapan kim? Yine bu adam. E demek ki yani bir şey iyi giden bir şeye bir şey söyleyemiyorsun. İyi gidenin arkasında durmak zorundasın. Hele biraz da eğer sarıyla laciverde bir görüntü varsa sende onu o şekilde götürüyorsun. Galatasaray düşmanlığı falan yapmıyoruz. Şimdi de tabii. Biraz Trabzonspor'la Beşiktaş'ı Galatasaray'ı da böyle şey yap. Sen daha program abi başlıyor. Bak, program başlar başlamaz Ünal Aysar'a salladın. Bir. Bak anlatayım sana. Kayıtları çal. Şimdi durup dururken sen programa giriyoruz. Sen şimdi normal başladın. Ünal Aysar'a bir salladın. Galatasaray'a salladın. E sen bir Ünal Aysar. Sen ne oldu bu kadar? Sen eskiden böyle değildin. Daha sen objektif bir adamdın. Sen Galatasaray'ı görünce bir tuhaflaşıyorsun artık ya. Yok Galatasaray'la ne alakası var? Öyle yapıyorsun. Yok. Öyle yapıyorsun. Ünal Aysar'a salladın. Ben, Galatasaray'a ya sallıyorsun. Ya bir sürü oynanan oyun var. Oyunlar var. Ne? 2011'in ya 3 Temmuz'undan beri yapmayın ya. Duyuyoruz kulağımıza ya geliyor. Ya onun için demek ki bir şeyler var ki bazı kafalarda dönüşler olmuş. Ne bir şeyler dönmeye başlamış. Demek ki bir şey var. Yani bir Galata, ben demin anlatmaya çalıştığımı bir daha söyleyeyim. He. Belki anlamamışsındır. Evet. Onu bir daha söyleyeyim. Dedim ki Fenerbahçe ile Galatasaray ile futbolcular birbirlerine özel sevgileri vardı. Evet. Ondan sonra özel bir birliktelikleri vardı. Evet. Artı eskiden yöneticiler birbirlerine saygıları bir sevgileri vardı. Tamam, ya orada, kardeşim orada geldiklerinden beri yani gelindiğinden beri belki Aziz Yıldırım da belki bilmiyorum Ünal Aysan'a kötü davranmış olabilir. Ama Ünal Bey de sağ olsun. Senin yöneticin herkesi birbirine soktu. Basketbolda yönetimi. Soktu. Ya bırak onu. Onlar yüzeysel kaldı. Ne yüzeysel? Sen Ünal Aysan'a bak objektif olacaksan Ünal Aysan'a laf edeceksen senin yöneticine neydi beyefendinin adı? Söylemek istediğim Mahmut Uslu'ya da konuş. Büşen Gencer'e ben konuşuyorum. Objektif olacaksan. Ben konuşuyorum. Ben Mahmut Uslu'nun hiçbir şeysini tavsiye etmiyorum. Ben Mahmut Uslu kadar problem olan Fenerbahçe kulübü için problem olan bir kişinin olduğunu ben zannetmiyorum. Olamaz yani. Ama Mahmut Uslu'nun Fenerbahçeliliğini tartışmam. Mahmut Uslu'nun yöneticiliğini yani yaptığı işleri basketbol olsun Fenerbahçe'nin içindeki yaptığı işleri unutmam. Yani onlara saygı duyarım. O ayrı ama konuşmaları, dilinin kemiğinin olmayışı ve buradaki bütün çıkan kavgalarda yer alması Fenerbahçe açısından kötü. Bak bizim mesleğimizde her zaman objektif olacaksınız. Ben Galatasaray'a... Sen ol abi. Bir dakika ben olmuşum. Koyun kardeşim. Koyun. Benim objektif olduğumu bence... 93 senesinde ben Galatasaraylı olmama rağmen 93 senesinde bir röportajlar yapmışım. Ondan sonra Galatasaray'ın aleyhine röportaj yapmışım. Ben demek ki objektif. Al işte sana gösterelim. Konsüle doğru. Bir reklam öncesine... arası verelim. Reklamların hemen ardından onu gösterelim. 11 sene önce değil mi kardeşim? Evet, 11 sene oldu. Tam 11 sene. Ben biliyorsun hiç hoş... Nihat Fara dedi ki programdan önce. Murat Özer dedi. Seni tebrik ediyorum. Niye tebrik ediyorsun dedim. Programdan önce. Dedi ki sen Galatasaraylısın ama dedi. 11 sene önce bir şey yapmışım Galatasaraylı futbolcuların aleyhine yapmışım. Doğru. Ama ben de sana dedim ki ben dedim o zaman meslek icabı objektif olmak zorundaydım. Yapmışım 11 sene önce. Kardeşim, reklamlara gidelim. Görsünler. Reklamların ardından sizin veterinizi yayınlayalım. Hem de Ankara'ya da söz vereceğiz bu konuda. Hakan Hanoğlu da bir şeyler söyleyecek ama öncesinde kısa bir reklam arası.
Reklamların ardından Süper Gol'e devam ediyoruz. Murat Özarı'nın 2003 yılında Malatya Sporlu futbolcularla yaptığı tele röportajı ekranlara getirelim şimdi. 87 yılının Mayıs ayında oynanan Malatya Spor Beşiktaş maçında gerçekten Malatya Sporlu futbolculara Galatasaray yönetimi araba veya para göndermiş miydi? İşte o gün Malatya Spor formasını giyen Sabek Eren'in akıllara durgunluk veren açıklamaları. Ne aldınız? Yendik biz. Hı. Peki bir verdiler bize. Verdiler değil mi? Verdiler. Kim verdi peki abi size? O kadar karıştırma bilmiyorum. O kadar karıştırma diyorsun. Teşekkür verdiniz abi Murat ya. Anlayan var mı ya? Sen Sabek mi verdin o maçta? Ha, kim vardı başka? Hı. Ünal vardı, Ünal da aldı. Yeni takımı yaptık. Ünal da aldı mı para? Ünal da vardı tabii. Hı. Ünal da özel ne yaptı? Ünal da vardı takımda. Büyük mesin vardı. O eşi yaptığında bir şey bilmiyorum. Büyük mesin mi ayarladı? Ha. Hı. Para geldi ama nasıl geldi bilmiyorum ben Murat. Eren'den sonra o gün Malatya Spor formasını giymeyen ancak olayları dün gibi hatırlayan Solbek Şeyhmuz'la konuşuyoruz. Şeyhmuz'un sözleri de tarihe tam anlamıyla ışık tutuyor. Beşik günü bir zamanda aldınız da biz aldık biz. Hangi, nerede aldınız mesela? Beşiktaş'ı yendi mi maçtınız? Aldınız mı o maçta? Tabii. Beşiktaş'ı yenmemiz için Galatasaray'dan bize 2,5 milyon adam başı prim gelmişti. 2,5 milyon yani Türk lirası. Tabii tabii. He, o zamanki parayla 2,5 milyon. İşte Şahin parası, Doğan parasıydı yani. Malatya Spor'da bak kadroda olmayanlara dahi biz bize gelen primden mesela ne kesildi? Adam başı diyelim ki 2,5 milyon mu? O 50 bin lira veya 30 bin lira o esnada kesildi. Kimden kesildi? Kadroya giremeyen arkadaşlara, oradaki personellere dağıttık biz yani. Peki bu parayı mesela size biri yolladı herhalde değil mi? Kendiniz gidip bir yerden almadınız. Vallahi kim olduğunu yani biz bilmiyoruz. Bize dedik işte para emin yerden çıkıp gelindiğiniz vakit bu parayı alacaksınız. O takımda kim oynuyordu mesela senin o zamanki takımda? Ben de vardım. İşte Yaşar abi kalede. Eren abi, Zeynel abi, Ceyhun abi, Levent abi. Bünyamin. Oktay abi, Bünyamin. Bunların hepsi aldı parayı diyorsun. Tabii. Beraber aranızda. Metin Yıldız, Malatya Spor'un futbolcusu Galatasaray'dan geldi. Tabii ki Galatasaray'dan 10'dasına şampiyon olamamış. 3 milyona bir araba alıyordun yani. Nasıl olmadı yani, kaza yaptın, 2 milyonunu arabaya şeyde harcadın zaten, masrafa. ...2003 yılında Murat Özarı'nın yaptığı tele röportaj ekranlara geldi. Büşü abi, size yani, mi döneyim, Adnan abiye mi döneyim? Aynen, Adnan'a dön şey de. Olsun. Adnan'a dön ama Adnan'a dönmeden önce ben... deminden beri burada bana amigo diyen arkadaşa söyleyeceğim bir laf var. Ne oldu? Yaptığım bu haber... ...hani şey mi oluyor, çok başarılı bir haber. İşte bak Galatasaray bu. Tamam sen de Galatasaray bizim. Bak Galatasaray yapmış bu işleri. Yapmıyor muymuş? Başlamıyor muymuş? Ve sen de bunun haberini yapmışsın. Öyle usta bir gazetecisin. Bak ben sana amigo demiyorum. Usta bir gazetecisin diyorum. Ya amigo. Usta bir televizyon. Amigo diyorsun ben Galatasaray'ın aleyhine ya iş yapmışım. Ne yapıyor Galatasaray'ın aleyhine? O dönemde ihtiyacın var. Yenisin başlamışsın. Evet, tamam. Bir bomba atman lazım. Herhalde. Allah sana nasip etmiş. Herkese düşmez bu. Şans kader kısmet. Tamam şans düşmüş mı? Sana. Ya, Allah Allah. Ya. Gitmişsin, konuşmuşsun. Sana birisi tiyosunu vermiş. Arkasından ondan istihbaratı yapmış. Araştırmanı yapmış. İlginç olan parayı alamayanlar. Ya bir parayı alamayanlar. Hale bak yani. Röportajı daha sen yapmaz. Bir dakika. Al. Ya herhalde ben kendim yapmışım işte. Röportajı yapan benim. Şimdi bak kardeşim. Ben bu kaseti niye koyun dedim size. Ben bu kaseti koyma sebebi. Ben dedim ki ben tarafsız bir gazeteciymişim o zaman ki dedim. O zaman. Ya, zaten. Ya. Bir dakika abi onu tamam, söylüyorum işte. Tamam. Ben eğer Galatasaraylı olsaymışım eğer. Galatasaraylıyım ya ben. Galatasaraylı olarak Galatasaray'ın aleyhine bir şey ortaya çıkartmışım. Çünkü benim mesleğim daha önemliymiş o zaman. Peki ben, ama peki sen ben diyorsun demin ya, milyarlık sen eşekler şimdi, başlığını bir dakika, attığım zaman sen şimdi, niye bana demiyorsun dakika, ki aynı şekilde? Sen eğer, abi sen de tarafsız. Sen eğer şu kafa yapında şu andaki yani. Ya şu ankini kabul etmiyorum. Şu andaki kafa yapında Fenerbahçe'de futbolcular bunu söylese. Ay vermeyelim. Asis başkanımın futbolcularını vermeyelim diye çıkardım. Ama ben o zaman biraz sonra ben o zaman ne kadar objektif olduğumu
Zaten şu anda bana bunu yap dese zaten yapmam. Çünkü benim şu anda böyle bir şey yapmaya ihtiyacım yok. O zaman mesleğe yeni yeni başlamışım. 11 sene önce 5-6 senelik gazeteciyim ve bir şeyler yapmam gerektiği için yapmışım. Ama orada ben Galatasaraylılık yönümü göstermemişim. Çünkü Galatasaray'ın aleyhine bir şey ortaya çıkarmışım. Ya kardeşim, ben orada gazetecilik yapmışım zaten. Ben orada gazetecilik yapmışım. Sen şimdi ama burada sen objektif Büyükşah Kencer olmuyorsun. Çak Fenerbahçe'ye, çak Galatasaray'a sürekli Fenerbahçe lehine konuşuyorsun. O zaman sen de biraz Büyükşah Kencer objektif ol. Murat Özarı'ya örnek al. Sen şimdi bır konuşuyorsun. Evet. Tadı kalmadı. Sen yıllardır bır konuşuyorsun. Dinle. Ben seni burada izliyorum her programda. Fenerbahçe olduğu zaman bülbül kesiliyorsun. Bak şimdi. Bir şey söyleyeyim mi sana? Evet. Ben o zaman o dönemde gazete yaptığım dönemde bütün Türkiye'ye gazete yapıyorum. Bütün Türkiye'ye gazete yaptığım zaman o zaman otomatikman bazı şeyleri daha objektif görebiliyorsun. O zaman gazeteler bugün televizyonlardan daha öndeydi. Spor gazeteleri çok öndeydi. Şimdi durum değişti. Ben burada ne yapıyorum? Sen benim herhalde burada ne yaptığımı bilmiyorsun. Ben burada gazete falan çıkarmıyorum. Ben burada Fenerbahçeli bir yorumcu olarak görev yapıyorum. Ben serbest vuruş programında da Fenerbahçeli bir yorumcu olarak görev yapıyorum. Ben sana Fenerbahçeli yorumcu olarak görev yapmam. Artık yeter. Dur. 2011 yılından beri bu yana benim yorumculuk anlayışıma göre Galatasaray ile ilgili ve Galatasaray yönetimiyle ilgili sıkıntılarım var. O sıkıntılardan dolayı anladın mı? Buradaki konuşmalarım ve tavırlarım 6 aydır değişik. Düşünce yapımda yaklaşık 2011 3 Temmuz'undan beri değişik. Hele öğrendikçe, altını kaşıdıkça, eşeledikçe ne kadar pisliklerin çıktığını gördükçe sinirlerim bozuluyor. Anlatabiliyor muyum? Onun için değiştim. Ama bugün gene de bana bir gazete verseler, ben o gazetenin yıllarca genel yayın müdürünü yaptığım gazeteyi çıkarıp verseler, anladın mı? Bugünkü burada neyse şimdi biraz sonra verecek arkadaşlar onu yapmam. Bugün küfür edip yarın şimdi küfür ettiğim insanı yalamam. Bir konuya girmek istiyorum. Çok önemli bir konu. Bence şu anda bizi izleyen varsa ki çok bence de bayağı fazla sana geldiğine göre diyorsun. Yok, bir şey şu yok, anda bir şey demedim. Ben Türkiye Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ediyorum. Bakın bu çok sizin burada konuşmanız biraz kişisel ama burada aslında çok önemli bir konuyu atladık hep birlikte. Burada koskoca bir Beşiktaş kulübü ve şampiyonluğu yenmiş. Burada itirafçılar var. Doğru değil mi arkadaşlar? Yanlış mı diyorum? Hep birlikte izledik. Ama bunu. Bu yeni izlenmedi anlam. Abiciğim bir dakika. İnternette 11 yıldır kardeşim, deniyorsun. Kardeşim sen bugün bu ülkede Kenan Evren'i yargılamıyor musun? O zaman geçmişe yok dönüp diyorlar ya. Anlamıyorsun ki güzel abi. Hayır, bu o zaman yok diyorlar. O zaman yok. İyi de sevgili Adnan baba. Geçmişe dönüp yargılamıyor musun? Ben şimdi bir Beşiktaşlı olarak şampiyonluğumu istiyorum abi. Hakkım benim. Ya sen geçmişe yıl, dönüp bir dakika yıl, ne demek 80 ya? İtilali, sen nasıl benim hakkımı yersin kardeşim? Sen bundan önce geçmişe dönüp her şeyi yargılamıyor musun? Şu şöyle oldu, bu böyle oldu. 80 ihtilalini yargılamadın mı? Sen 80 ihtilalini yargıladın mı yargılamadın mı? Sene kaç? Ben hakkımı istiyorum abiciğim. Ama bir dakika, bir dakika. Doğru. Doğru. Ne var abi? Tapeler ver bana. Tapeler delil sayılmıyor. Bir dakika. Tapeler delil sayılmıyor. Adam itirafçı ne? Fark etmez aynı şey. Aynı şey. Tapeler delil sayılmıyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Niye Fenerbahçe aynı şeyi? Kenan Evren'in delil sayılmasın. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bak bir şey söyleyeyim. Bünyamin topu çizgiden çıkardı. Tamam da bu yeni yayınlanmıyor. Bu 11 yıldır internette dönüyor. Kardeşim görev nerede? Ama bir şey olsa yaparlardı. Senin dediğin gibi bir şey olsa olurdu ya. Olmuyor. Demek ki şeyi yok. Ya sen her şeyi oluyor da. Geçerliliği yok. Buna mı olmuyor? Hayır. O zaman yokmuş. Suçu yokmuş. O zaman suç. Bir şey söyleyeceğim sana. Suç yok. Bir şey diyeceğim. Sen gerekli kanunu çıkartıyorsun. Gerekli uygulamaları anında yapıyorsun. Paralel yapı diyorsun. Devlet diyorsun. Bunları temizleyeceğiz diyorsun. Geçmişe dönüyorsun. Geçmişten alıyorsun. Bu tarafa getiriyorsun. Beşiktaş'a ne olacak kardeşim? Ne olacak bu kadar halk? Benim hakkımı nasıl yersin sen? Hakkın var mı? Yazık günah değil mi Beşiktaş haklısın, camiasına? Haklısın sen haklısın da o zaman, oradaki emek harcayan insanlar, emekçilere o zaman suç yok diyorlar. Suç yok Soma'daki diyorlar. Soma'daki ölen işçilerin ne farkı oldu bu işin? Futbol öldü orada. Geçti Borun Pazarı süreç şeyiydi. Niye eşeğe süreç o zaman, abi? O zaman yokmuş. Kardeşim anlamıyorsun o zaman aynı ya şey. Ya ne demek kardeşim siz yanlış yapıyorsunuz. O zaman yok şimdi var. Burada itirafçı var. Ben hakkımı istiyorum kardeşim. Şimdi bir ya aynı itirafçı. Trabzon'da aynı şeyi söylüyor. Ya, adamlar da diyor ki verin kupamızı. Trabzon'da diyor. Ne ilgisi var ya? Nasıl ne alakası? Trabzon'da ne ilgisi var? Trabzon'da ya, bu konu Fenerbahçe. Aynı şey. Aynı Fenerbahçe şey. Bir kupas içine gitmiş bir takım ya. Aynı şey Trabzon'da da demiyor mu? Kardeşim diyor siz de şike yaptınız diyor. Bugün, verin bizim kupamızı. Ya burada aynı itiraf şey. Eden bugün birisi eriz. Var ama bu tarafta. Burada itiraf eden var ya. Ay orada da var. Orada da tapeleri çıkarıyorlar. Ya sen boş sonra ne oldu? Tapeler delil oldu. Ne oldu hani nerede? Ne oldu? Bir şey söyleyeyim mi sana? Bir şey söyleyeyim mi sana? Değil. Burada bak, alan itiraf ediyor. Söyleyeyim mi sana? Alan itiraf ediyor. Para aldım. Orada da İbrahim aynı şeyler söylüyor. Alan yok.
Fenerbahçe'nin şike davası iddialarına çok daha önemli. Ya sen ne diyorsun? Bak yemin ediyorum ya, Özcan'ın yaptığı söylüyor. Şu röportajdaki iddialar şu anki 2011 şike davasından daha da önemli. Adam diyor ki, bak ne diyor adam, kim biliyor mu adam diyor. Malatya Spor'u futbolcular diyor ki biz parayı aldık. Ama diyor. Dikkat et. Hayır, biz parayı aldık almayan, diyor adam. Almayan ya asıl abi şey, bak sen şimdi onu bugüne ediyor. Getirme. Şeyimiz diyor ki şimdi ben bak, para almadım sen diyor. Sen şimdi onu bugüne onun getirme. Herkes al, alan da var. Şey İtiraf eden de var. Vermemişler mi şey mi? Bunun dışında alan da var. Ona vermemişler. Evet, hayır, hayır. Onun için ondan bu noktada çok kısa bir virgül koyalım. Metin Yıldız'ın o dönem az önce konuştuğumuz konuyla ilgili Malatya Spor Beşiktaş maçıyla ilgili de çok önemli açıklamaları var. Kutay Asman'ın röportajına gidelim. Malatya'da Malatya Beşiktaş maçı oynadık. Şimdi düşünün. Beşiktaş takımı şampiyonluğu oynuyor. Biz Beşiktaş takımını yendik. Yendiğimiz zaman neredeyse vatan haini konumuna geldik. İnsanlar tarafından ne şikeci olmamız kaldı, ne maç satma olayı gündeme geldi. Sebebi şuydu. Beşiktaş'ı yendik. Kim şampiyon oldu? Galatasaray oldu. Sonra Beşiktaş buraya gelip içeride Denizli'ye de puan verdi. Yani şunu demek istiyorum. Yani biz Malatya Spor olarak Beşiktaş'ı yendik, vatan haini olduk. Yenilsek yine vatan haini olacaktık. Yani her halükarda vatan hainiyiz, suçluyuz. Yani ne yapmamız gerekiyor? Dolayısıyla yani bir rakibi gündemde tutup diğerini hiçe sayan bir anlayışın olduğu yerde bütün bunları konuşmak, tartışmak yine devam edecek diye düşünüyorum. Oysa bu böyle olmamalı. Eğer şampiyon olacak takım öyle bir maça çıkmışsa rakibini yenmeli. Malatya Spor Beşiktaş maçı ile ilgili tam konuştuğumuz konu üzerine Metin Yıldız'ın açıklamaları da var. Hatta belki de o dönemde Metin Yıldız'ın da o para alanlar içerisinde olduğu söyleniyordu. Söyleniyormuş. Bilmiyorum. Bak, her ne kadar doğrudur ama. İbrahim, bu iş nasıl temizlenir? Sen bu dönemin itirafçıları var. Arkadaşımızın ses kaydını ben yanlış mı? Hep dinledin. Tabii dinledim. O dönemin itirafçıları. Sen ne yaparsın biliyorsun? Galatasaray'a gel dersin. Alırsın Futbol Federasyonu şampiyonluğu Beşiktaş'a teslim edersin. O zaman geçmişe dönüp hepsini tek tek temizleyelim. Peki abi. Şu an bir o yapılabilir. Öyle bir yönetim var. Hayır neden abi? Anlamıyorum. Neden yapılmıyor? Sen burada değil. Bak bir tane. Abi bir dakika, sen bir yanlış şeye giriyorsun. Bir dakika, sen bir dakika be. Sen, o zaman insanlar abici, neler çekti? Seni ben bir uyandırayım da. Bir dakika seni bir uyandırayım da. Ondan sonra dinle beni bak. Uyandıracağım seni. Ben uyandıracağım. Bir dakika abi ben sana bir şey söyleyeceğim. Sen uyanmamız lazım. Buraya şortla geliyorsun. Öyle kardeşim. Ulan senin gibi eşekle gelmiyorum hiç olmaz. Eşekle gelmiyorum daha önce. Şortla gelmişsin buraya. Bak dinle beni. Denizden gelmişsin bana uyan diyorsun. Dinle beni dinle. Bak seni uyandırıyorum. Bak şimdi. Allah'ım yarabbim. Söyle. Şimdi. Bunu bilmediğim bir şey var. Onu uyandırayım sen ondan sonra konuş. Şimdi sen burada konuşuyorsun yani Beşiktaş şunu şudur. Bunu bu benim bu kasedimi bu kasedimi Beşiktaş zaten Yıldırım Demirören o zaman Beşiktaş'ın başkanıydı. Bir dakika dinle be abi. Biliyorum. Yıldırım Demirören Beşiktaş'ın başkanıydı. Benim bu kasedimi Beşiktaş isyan ettiği bir basın toplantısı yaptı Yıldırım Demirören. O isyan ettiği basın toplantısında benim bu kasedimi koydu arkada. Bakın dedi böyle böyle yani Beşiktaş'ın başkanı, sen bırak sen Adnan Ayvam olarak Beşiktaş'ın başkanı bu kaseti koydu zamanında. Ama zaman şey, ne? Yıl ne? Ya işte Beşiktaş isyan etti hakemlerden dolayı. Tamam o zaman. Hani sen de isyan ediyorsun. Tamam, evet, o zaman. Haklı olarak isyan ettin Beşiktaş. Bunu koydu ama bir şey yapamadı hani. Beşiktaş'ın başkanı bile bu işte bir şey ama olmuyor, bir şey çıkmıyor yani. Şimdi ne diyor başkanım? Onu demek istiyorum sana. Şeffaf bir dönüşüm var diyor. He. Doğru mu? O zaman bunu da değerlendirelim arkadaşlar. Abiciğim Beşiktaş'ın... Şeffaf bir dönüşüm kardeşim, varsa... Senden önce Beşiktaş'ın tamam. Başkanı çıktı. Tamam bunu ben de diyorum istedi. Ki... Bütün kamuoyunu açıkladı. Ne ben... oldu netice ne? İşte olmuyor netice bir şey. Olma, yapsa olması gereken bir şey. Yapsa Beşiktaş'ın başkanı yapardı. Ya, yapacak onu diyorum şey. Sana. Şimdi senden ne önce Beşiktaş'ın başkanı peki, yapardı. Peki Murat yaptı ne olacak mı yani? Yapmak ya, istedi mi? Ya işte şeyi diyorlar. Mesela bu olay çıktı. Evet. Sen verdin yayınladın. Yayınladıktan sonra acaba Beşiktaş'tan yasal bir girişim oldu mu? Hayır, hayır. Sen hatırlayabiliyor musun? Ben yok hatırlamıyorum. Şey, abi peki o, sen 11 sene önce bir olay ben bilmiyorum ki. Ama Beşiktaş'ın ama sonradan basının içindeyiz. Oldu, oldu. Sonradan oldu, Beşiktaş'ın çıktı oy, basın toplantısı yaptı. Yıldırım Demirören hakemlerle tamam, ilgili Galatasaray'a yani. Onu bu arkada bunu verdiler. Yasal anlamda bir bulunuldu. Yani hayır, işte delili budur. Kardeşim bu ben o kadar bu anlamam delili. Abi yasadan masada. Yani öyle öyle şeyler anlamam. Beşiktaş'a neler geldi başa? Ankara Yüce Gençler Birliği maçı yok mu? Daha buradan saysak kaç tane maç var? Peki o dönemdeki Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören şu an federasyon başkanı. Beşiktaş'ın böyle bir girişimi olsa acaba federasyon başkanı olarak... Herhangi siz söylettirirseniz söyleyeceğiz. Bir müsaade edin be. Bir şey soruyoruz Allah Allah. Biz de. O zaman oldu mu diye soruyorsunuz. Ben gazeteci olarak o dönemde yazan adamım. Oldu. Bir durun. Yani bir şey söylemeye çalışıyorum. Kimse müsaade etmiyor bize. Arkadaşlar oldu. Hatta Fenerbahçe İstanbulspor maçında da oldu.
Altay'la ilgili, Altay'ın küme düşmesiyle ilgili. Bırakın bu işleri. Selçuk o zaman İstanbulspor'da oynuyordu. Bir duralım, biraz dinleyin bazı şeyleri. Bunların hepsini yapıldı o zaman biraz. O zaman da federasyon Altay kulübünün başında Mahmut Özgener vardı. Futbol Federasyonu Başkanlığı. Evet. Yani bunlar bir sürü şeyler var, bildiklerimiz. Okuduklarımız, yazdıklarımız, çizdiklerimiz, duyduklarımız, kasetlerini elimize geçen. Yazamadıklarınız da var tabii. Yazdıklarımız da var, yazmadıklarımız da var. Anladın mı? Evet. Yani bunlar bir sürü şeyler var. Bunların hepsinin müracaatı oldu. Hiçbir şey olmadı bunlar. İşte her şey kapandı, yok oldu, gitti. Arkadaş da gitti işte, bir sürü şey yaptı ondan önce. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? İstanbulspor, Fenerbahçe ile ilgili İstanbulspor'un olayını hatırlayanlar bilir. Evet. Yani o dönemde ve o zaman da Aziz Yıldırım başkandı. Selçuk da bir sene sonra Fener'e geldi. Yani bir sürü konuştuğumuz, bir sürü... Ben de konuşuyorum. Bak ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe yorumculuğu yapıyorum ama konuşuyorum. Evet. Bir sürü şeyler söyleyebiliyorum. Ya. Neden? Hatta yaşananları da haber yapmıştınız. Ya yaşananları haber yaptım. Kaseti de bendeydi. Evet. Yani kasetini de Mahmut Özgener'e gönderdim. Şey diyeceğim. Bir şey olmadı. Mahmut Özgener kaseti aldı. O zamanki bütün futbol federasyonları... İçerilerde bir şeyler vardı. Söyleyin adı. Bir işte müfettişler bilmem neler gidiyor. Müfettişler pırılılıp hop aradan kayıp gidiyordu. Şimdi biz Fenerbahçelilerin en çok tıkandığı Ankara Gücü maçı, Galatasaray Ankara Gücü maçı, bunlar Beşiktaş iyi işler bilmem neler. Bunların hepsi yapıyor. Ondan sonra sen geldin, paraleldi, dikdörtgendi, üçgendi derken toparladın. Aziz Yıldırım'ı yiyeyim derken 25 milyon Fenerbahçeliyi beraber yiyip bir iki tane tapeyle, dört tane polis fezlekesiyle, bilmem nesiyle, ıvırıyla zıvırıyla kalktın koskoca Fenerbahçe kulübünü şikeci ilan ettin. Yani bunlar şimdi bu kadar sene yaşandı, 2011'e kadar yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kuruluş tarihine bir bakın, lig tarihine bakın. 49 yıllık galiba, 50 yıllık. 57 oldu. Ha, 57 yani oldu. Onca senedir bir şey yok. Aziz Yıldırım bilmem ne, tape, iki tane bilmem neyle konuşuyor. O bir taraftan tapelerin içine bakıyorsun, Sayın Gümüş daha yok. İşin içinde yani tapelerde var, yok. Serbest. Oteki yok. O var, bu yok. Şu var, o yok. Yani onun için bana tuhaf gelen o. Ünal Aysal diyorsun. Niye Ünal Aysal'a bir şey söylüyorsun? Ben Ünal Aysal Galatasaray Kulübü'nün başkanıdır. Ben önünde saygıyla eğilirim. Ama bir Galatasaray Kulübü başkanı da olsa ne olursa olsun gidip Avrupa'ya gidip de UEFA'ya Fenerbahçe şikayet edilmez kardeşim ya. Ya da şikayet edilmesi için de ikide bir mıncıklanmaz. Arkadan birilerini parmaklanmaz yani. Ayıp. Yanlış. Türk tünelinde sonra ya otur içeride hallet. Biraz sonra şu konuyu konuşalım. Arkadaşlar benim çok kafama taktığım bir konu var. Eğer hani akışımızın içinde var mı bilmiyorum da. Ben kafama bir şey takıyorum. Bu Chelsea, Beşiktaş ve Fenerbahçe üçlü turnuva yapıyorlar. Hemen hatta bu, yakın mı? Hmm. Bu üçlü turnuva yapıyorlar. Galatasaray ve Trabzonspor yok. Galatasaray ile Trabzonspor Soma için yapılan, insanlara yardım amacıyla yapılan bir şeyde böyle arada kapris mapris küskünlük olur mu ya? Trabzonspor'la Galatasaray niye yok o turnuvada? Kim yapmış ki o turnuvayı? Efendim? Kim yapmış? Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılıyor turnuva. Hayır yavrum, o turnuvayı kim organize etti? Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda olduğuna göre Fenerbahçe organize etmiş. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda oynanan bütün maçları Futbol Federasyonu... Aziz Yıldırım ama açıklama yaptı. FIFA, Aziz Yıldırım açıklama yapıyor abi, diyor ki... Tamam, yanlış yapmış yani. Ev sahibi olarak Galatasaray taraftarları da davet ediyor ya, Fenerbahçe efendim? Başkanı. Abicim ben de onu söylüyorum. Neyse biraz sonra konu gelince konuşalım, geleceksin. Benim bildiğim kadarıyla davet edildi, kimse gelmedi. Doğru söylüyorsun. Eğer davet edip gelmediyse Galatasaray %100 hatalı. Ama davet edilmediyse Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe. Doğru söylüyor. Davet edildi. Ya orada farklı bir şey var. Ne var? Orada şöyle yaptılar. Konuşalım o zaman abi. Eğer akışta varsa konuşalım. Onu mutlaka konuşacağız da. Şimdi Galatasaray Soma için, yani Soma'nın o büyük felaketin yaşandığı günün hemen ertesi günü bütün takımlar kendi çapında bir takım. Atletico Madrid'le oynayacak Galatasaray. Galatasaray Atletico Madrid'le oynayacağız biz dedi. Bunun üzerine de Fenerbahçe, yani klasik Fenerbahçe Galatasaray çekişmesi. Trabzon Barcelona mı oynayacak? Biz dedi yani Galatasaray'dan daha aşağı kalmamak için Chelsea'yi aldılar. Evet. Beşiktaş'ı İstanbul'dan aldılar ve kendileri üçlü. Yani Galatasaray madem Atletico ile oynayacak bu konuyla ilgili, bizim Trabzon de katkımız kimle oynayacakmış? Trabzon'un hiç yani. Trabzon niye yok? Ya işte onu aslında Trabzonlar soracak. Abi niye yokuz diye. Chelsea, Beşiktaş, Fenerbahçe üçlü turnuva düzenliyorlar. Anladığım kadarıyla da bu turnuvanın esas düzenlenmesi tabii helal Soma olsun. Yararım, Soma yararım. Tebrik ediyorum eğer Aziz Yıldırım'sa. Bravo diyorum Aziz Yıldırım'a. Niye? Çünkü Soma için böyle bir girişim yapmış. Helal olsun. Ama helal olsun derken madalyonun bir yüzünde, madalyonun diğer yüzünde de o turnuvada böylesine bir olayda Galatasaray ile Trabzonspor niye yok? Bunu da sorarım. Onlar gider mi ya?
Gidecekler. Fener'in Beşiktaş'ın olduğu yere Galatasaray Trabzon gider. Soma için gidecekler kardeşim. Bugün de kaprisi olmaz Adnan. Olmaz. Ondan bak, gitmiyor. Özel. Bak ben sana söyleyeyim mi? Bak bu neye benziyor biliyor musun? Bak bu neye yanlış. Benziyor biliyor musun? Sen evlisin, karı kocasın diyelim değil mi kardeşim? Ayrıldın. İkiniz ayrıldınız. Kanlı bıçaklısınız. Konuşmuyorsunuz. Sen ve eşin konuşmuyorsunuz. Ayrıldınız. Bir tane kızınız var. Kızınızın düğünü oluyor. Yıllar geçiyor. Kızının düğününe sen veya onun gitmeme şeklinde bir kaprisi olabilir mi? Mecburen gideceksiniz. Kızınızın günü o. Sen de gideceksin, o da gidecek. İster konuş, ister konuşma. Bunlar ne, onun neye gitsen? Nasıl kardeşim, örnek verdi? Çok önemli bir gün. Nikah dairesine mi geldik? Kardeşim, bu çok önemli bir gün. Onu örnek veriyorum. Bu çok önemli bir gün. Oraya... Önemli gün. Kadın hastalandı gelmedi. Ne yapacaksın? Evlenmesin kız yani. Geleceksiniz kardeşim. Allah Allah geleceksiniz. Ya. Sen de geleceksin. Bunların da kafası az. Hayır, burada da Galatasaray'da Trabzonspor'da oraya gitmek dakika, zorunda, çağrılmak zorunda. Adnan Ali Baba. Yani, Soma için bugün. Doğru söylemiyor mu Murat? Soma için bugün ya, kardeşim. Sen tersini mi savuruyorsun? Soma için ne Soma'sı diyorsun? Soma mı kalmış orada? Gelmiyor nasıl? Adamlar ya diyorsun. Gelecek sana. Kardeşim. Böyle bir gelecek? Günde Galatasaray'da gelecek, Trabzonspor'da gelecek. Böyle gelmiyor. Günde herkes gelecek. Gelmiyor, kolluk kuvvetle mi getireceksin? Gelmiyor gelecek lazım. Kardeşim. Trabzon diyor ben şike ediyor Fenerbahçe yaptı. Nasıl gelecek? Nasıl? Yani Trabzon şimdi o turnuvaya evet. Fenerbahçe şike yaptı evet. Mıydı? O zaman Trabzonspor'da yazıklar olsun. Tamam, orada işte. Fenerbahçe'ye de yazıklar olsun. Tamam. Galatasaray'a da yazıklar olsun. Olsun orada böyle şey olmaz. Fener'e orada insanların ailelerine yardım amacıyla bir şey yapılıyor. Futbol neymiş ya? Neymiş futbol? Orada o kadar insanın ailesine yardım edecek. Öyle bir günde kimse kimseye kapris yapamaz kardeşim. Bunları savunma Adnan. Allah Allah ya. Ne Allah Allah, Allah ya. Savunuyorsun. Sen var ya Akkadeniz'e iyi misin ya? Savunuyorsun. Sen valla plajdan milajdan geldin. Savunuyorsun kardeşim. Savunmadın mı sen şimdi? Savunmadın mı? Niye gitsinler diyorsun? Niye gitsinler diyorsun? Gelmezler zaten. Niye gelmesin kardeşim? Allah sen normal diyorsun. Ya böyle bir günde nasıl gelmesin? Ben seni tanıdığımda sen normal değil mi? Ben yine normalim. Ben yine normalim. Bu şort mu bozdu acaba? Bir şey mi geldi anlamadım ki. Siz şey olmuşsunuz nedir o? Normal benzin, öteki benzine ne deniyor? Süper. Hayır. Yok yok süper değil ya. Süper. Mazotlu olmuşsunuz siz. Ha, i̇kiniz yok, mazotlu. Su karıştı bize. Tabii su. Mazotlu su olmuşsunuz ya. Ben normalim Allah'a şükür de siz ikiniz mazotlu ben olmuşsunuz. Anlamadım. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Böyle bir günde herkes gelecek kardeşim. Kapris yok. Yo, gelmiyor arkadaşım gelmiyor. Gelmiyorsa yazıklar olsun. Tamam bunu da işte iyi de. Söylüyorum bir daha işte. Söyle. Çağırmayana da yazıklar olsun. Çağırmayana gelmeyene de. Gelmeyene de. Çağırmayana da gelmeyene de. Bunu bir saattir söyleyemedim. Burada kapris olmaz. Böyle bir günde kapris olur mu kardeşim? İnsanlara yardım ediyoruz. O Soma'daki insanlara yardım edilecek. Ben var ya buradan Adıyaman'a yürü desinler onlar için yürürüm. Neymiş? Galatasaray, Fener, Trabzon. Yöneticilerin kaprisleri. Ama senin bir yürüme borcun var. Nereye? Murat Özer unutma. Olmaz. Senin bir var. Var var söyle. Var biliyorsun. Kardeşim, söyle. Bak söyleyeyim ben sana. Hatırla. Hatırla o Mesut Geci'yi. Akhisar Belediye Spor. Küme düşer demiştin hatırlar mısın? Evet var. Ne var. Oldu? Tamam. Doğru Hamza Hamzoğlu'na ne dedin? Canlı yayında doğru ben bağlamıştım. Hamza'ya dedin ki siz ligde kalın buradan Akhisar'a ben yürüyeceğim. Bravo. Ben dediğimi yapmadım ama altyazıda bir şey var orada görüyorum bak. Süper golde olay var. Adnan Aybaba sözünü tutup etek diyecek mi? Ben sözümü tutmamış Adnan olabilirim. Adnan Aybaba etek diyecek mi? Özer sen bir dakika bir şey diyeyim. Sen kardeşim sen sözü tut. Bir dakika sen orada bir şey yapma. Ben yanlış mı görüyorsun? Yanlış mı görüyorum? Sen ne takılıyorsun? Abi koskoca kanalda koyuyorlar. Ben zaten demin söyledim neden bunu koyuyorsun diye. Allah sen İskoç musun abi? Ne İskoç'u kardeşim? Bundan önceki tartışmada bu konu vardı. Sen niye etek giyiyorsun? Kadınlar etek giyer benim. Ya ben ne etek giyeceğim Özler? Dikkatli konuşmuyorsun ki sen. Aynen onu söyle. Hakikaten sen yaşlandın ha. Yazıyor abi. Valla sen de plajdan mı yazdın? Bir dakika ben yanlış mı görüyorum? Müşah Bey yazıyor. Başına güneş mi geçti? Sizin gözleriniz... Kardeşim onu kaldırın zaten. Ne eteği ne bir şey. Ben bir şey giymiyorum. Yazıyor mu abi? Hakikaten giyecek misin etek? Ya nereden? Kim diyor bunu ya? Serbest duruş programı. Altta yazıyor ben yanlış mı görüyorum? Söz vermiş bir iddiaya girmiş. Bir dakika bir şey diyeceğim. Arkadaşlar hazırsa o zaman onu bir önce... Ne veriyorsun abi? Bir şeyler haline getirelim. Yok Özler bak. Dur bir şey Adnan diyeceğim. Bir dakika bir saniye. Ben tamam girme bir saniye bir şey diyeceğim. Buyurun. Bir dakika bir şey diyeceğim kardeşim. Yok kardeşim. Sen Adnan Aybaba'sın. Sen her zaman sözümde durdun. Bir dakika bir şey diyeceğim. Ben tam olayı bilmiyorum. Sen niye bu etek olayı nedir bir anlatır mısın? Ben vallahi bilmiyorum. Ya niye anlatacağım özellikle? Ne abi anlat. Avukatlık mı danışmanlık mı? Hayır merak ettim. Niye altta etek diyor? Burada bir iddia olayı vardı. İddiaya girdim. Kimle iddiaya girdin abi? Burada Mehmet Baran Süleymi vardı. Onlara yönelik. Ne dediler sana? Niye sen etek giyeceğim dedin? Ya o dişi boş ver. Abi. Sen niye kaşıyorsun? Ne oldu? Merak ettim kardeşim. Altta yazı yazıyordu. Merak ettim. Soruyorum sana. Niye sen etek giyeceğim dedin? Ya o zaman Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılacak mı? Katılmayacak mı diye. Evet. Onunla ilgili etek giyeceğim. Sen ne dedin? Katılmayacak mı dedin? Katılacak dedim. Katıldı mı? Ya tamam şu anda daha hala orada mahkeme devam ediyor. Tamam katılmadı da belki başka şeyler çıkacak kardeşim. Belki parası gelecek bilmem nesi peki, gelecek. Peki olursa gelecek. Giyeceğim mi? Neyi giyeceğim ya? Ya abi, ne etek giyeceğim hadi git ya. Abi söz vermişim. Sen giy eteği. Söz vermişim. Ya ne abi herkes söz veriyor bu ülkede. Bu ülkede herkes söz veriyor kardeşim. Söz vermedim ki. Sen de şortla dolaşıyorsun. Hayır bir dakika ben söz vermedim ki. Allah sen Allah. Söz vermişsin. Etek giyeceğim ya, demişim. Ya bugüne kadar verdiğim sözleri yaptık da ne oldu? He. Ne oldu? Ama sen. He ne oldu? Nasıl ne oldu? Giymiyorum kardeşim.
Sen giysen de Adnan'sın, giymesen de Adnan'sın. Ama sana ayrı giydirmişler galiba. Ayrı. Onu bir yaptırsanız. Yok ayıp yapmış abi. Onu bir yaptırsanız. Söyleyin içeri yaptırsanız. Valla çok güzel giydim. Ben buradan giderim. Onu bir zahmet ettim. Eğer burada öyle bir şey yere gidemezsin. O güzel ki ben buradan giderim. Ben buradan giderim. Buradan giderim. Gitmez gitmez. Giderim ben buradan. Gitmez ya. Yok abi koyamazsın. Fotoğraf hazırsa eğer fotoğrafı girelim. Yok hazır değilse o DSF'yi verelim. Of. Hazır mı yönetmenim? Bak. Bak ben buradan giderim. Başka bir şey yok. Yok başka eğer bir böyle şey, bir resim gitsin. Bak harbi giderim. Şey, Rıza sen her şeyi ateşledin. Şurada efendim ben burada konuğum abi. Bak vallahi terk ederim burayı. Bizim için çok değerli bir konuğum. Çok tamam değerli ya bir ne eteği ne resmi kardeşim. O zaman şöyle bir o zaman şu şarkıyı gitsinler. Gitme. Sana muhtacım, gözümde nursun, başımda tacım, gitme. Şimdi bak, güzel. Bak bir şey söyleyeceğim. Adnan, bir dakika Adnan, ben sana bir şey söyleyeyim. Sen o sözü verdin. Tabii. Şöyle dedin. Hatta şöyle dedin. Bak sattı seni. Hatta vetereyi bulsalar, bir dakika. Vetereyi koysalar her şey belli olacak. Şimdi bir şey daha var. Sen etek daha giy, sana etek giyen giy diye Mehmet Baransu. Evet. Sabahtan buradan beri o Mehmet Baransu her yerden beni sana arıyor. Dur. Sana yayın yapıyor. Ben de diyorum ki bak, sevgili Mehmet Baransu, güzel kardeşim. Daha Adnan'ın etek giyebilmesi için İsviçre Federal Mahkemesi'nin kararını vermesi gerekiyor. Verirse o kararı ondan sonra eğer yani İsviçre Federal Mahkemesi de Şampiyonlar Ligi'ne gidemez. UEFA haklıdır diyorsa. Ama o kararı verdiler aslında ya, da. Ya vermedi daha. Hala yok, devam verildi, ediyor. Verildi, verildi. Hala verildi. Devam ediyor. Bir dakika ya. Para veririz dedi abi. Kazanırsan para veririz. Abi bir şey söyleyeceğim. Tabii sen yalnız bu tavrınla, Ne var tavrında? Bir dakika bir şey diyeceğim. Sen bu tavrınla İskoç erkeklerine hakaret ediyorsun. İskoçya'da erkekler etek giyiyorlar. Ve şeref. Kardeşim kim hakaret ediyor? Sen kafayı yedin abi. Biz de İskoç erkeği eteğe işte, gidecek dedik. Adnan Aybaba etek giyecek mi? Ben, yok, ben bunda yokum. Bilmiyorum. Bak bir de Baransu sana bilmiyorum yazmış. Sakal hiç yakışmadı diye. Ya senin kadar medeni bir adam Ereş. Sakın. Bak biz, sen öyle bir şey yaparsan sakal yakışmaz. Ya bırak Allah aşkına. Bu programında Adnan Aybaba'nın sözüne konumuza bulamazsın. Kusura bakma. Haklısın. Ne yapacaksın? O zaman başka bir şey yaparız. Şimdi dur bakalım oraya kadar daha iki ayımız var. Şimdi ben nasıl şey yapayım? Hayır, nasıl bir elbise giyeceksin o zaman? Nerede elbise giyeceğim? Burada elbise, ya kardeşim elbise, ben burada diyorum ki ben iddia ediyorum. Cevar etek giyer bir dolaşır ya. Niye etek giyeceğim ya? Ben İskoç muyum abi? Ha etek de giyerim. Bir dakika ayıp bir şey değil. Bir dakika. İskoç erkekler etek giyiyor. Erkek değil mi onlar? Konuşuyorsun. Sen cesur yüreği seyrettin mi? Koç etek böyle değilsin. Ne yaptınız ya? Sana özel yaptık onu. Kısa biraz ama olsun ya. Ya giymeyecek. Sen bunu giymeyeceksin. Bu İskoç eteği bir kızın bayan eteği. Sen İskoç'u beni kandırıyorsun sen. İskoç eteği böyle olmaz ki. Adnan bak biraz koç eteği. Bu bayan etek gibi bir şey. Bayan etek desin ya. Önümüzdeki Fenerbahçe gidemezse bunu giyeceksin. Adnan biraz uzattık mı? Abi bu ne etek? Mini etek. Bunun püskülleri yok sadece. Bayan etek öbeti bir İskoç eteği böyle olur mu? Aynen böyle. Aynen böyle. Ne böyle? Yalan söylüyorsun. Aynen böyle. Aralardan böyle iner şu kadar. Bak ya giymeyeceğin şeyi kısa olsa ne olur? Abiciğim, bu zaten işte, senin abi normal iç çamaşırın bundan uzun. Nasıl? Tabii uzun. Ya nasıl uzun? Yani tabii. Uzundur diyorum. Bazen bence sadece püskülleri eksik onları da takarız zaten. Babacığım gerçekten. Böyle yandan aşağı doğru. Ama bu sembolik getirdim. Ben bunu eğer falan giyeceğim ama ben İskoç eteğini kendim getirtirim İskoçya'dan. Bu İskoç. Serbest vuruş programında Adnan Aybaba'nın Fenerbahçe ile ilgili girdiği iddia. Valla bence giymemesi lazım. Çünkü daha giyecek bir durumu yok benim görüşüm. Şu anda öyle bir şey yok. İsviçre Federal Mahkemesi eğer UEFA para cezası yani para cezası Fenerbahçe'ye para öderse haklı bulup. Ama yani Avrupa'ya gidemiyor ama. Bak, bir dakika. Abi o zaman Avrupa'ya gidemiyor bilmem nesi yok. İddia o değil para miydi? Para aldığı zaman. İddia bak, o değil miydi? Hayır. Para aldığı zaman Fenerbahçe parayı aldığı dakikadan itibaren haklılığı ortaya çıkmış olacak. Yani o Şampiyonlar Ligi'ni tabii, alamadım tabii, seni yani ama o zaman bu çocuk niye kalksın da etek giysin kardeşim yani yazık günah. Ama şimdi oradaki iddiada şu diyor abi Şampiyonlar yani, Ligi'ne gitmezsin Mehmet Baransu orada yanlış yapmış. Belki de o resmi bile şeye atan belki de Mehmet'tir yani. Mehmet Lemi Çelik de eteği getirdi. Ha yani onlar vardı. Ya ben söyleyeyim. Abi bak Adnan Aybaba. Şimdi zaten Adnan çok medeni bir adamdır. Adnan gelir birazdan gelir de. Ben Adnan'ın gideceğini tahmin etmiyorum. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Adnan Aybaba çok renkli bir adam kardeşim. Adnan evet. Aybaba eteği de giyer, eteği de giymez. Ama Adnan Aybaba renkli bir adamdır, delikanlı bir çocuktur. Giyer giymez. Ama sözün bana göre nereye, bir sözünü de eğer yeridir. Şeyse... Fotoğrafı eğer, vermeyelim sözünü, de diğer görüntüyü verelim. Sözünü tutar yani. Benim bildiğim Adnan. Ha şimdi giymez, sonra giyer. Veya başka bir şey yapar, onu telafi eder Adnan. Adnan işini bilir. Adnan gel kardeşim sen gel. Adnan Aybaba'yı buraya getirin. Biraz sonra ama... Adnan gel. Adnan Aybaba canlı yayına bekliyorsunuz. Adnan Aybaba. Gel.
Şu an her ne kadar gelmem dese de gelecek. Biz o zaman Soma için Fenerbahçe'nin ev sahipliğini yaptığı Beşiktaş ve Chelsea takımlarının da katıldığı üçlü turnuvaya gidelim. Maç fikstürü belli oldu. Açılış maçı Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Chelsea takımlarının katılımıyla Soma yararına düzenlenecek üçlü turnuvanın fikstürü belli oldu. 8 Ağustos'taki üçlü turnuva saat 20.30'da Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla başlayacak. Sarı lacivertli 20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş, 21.30 Fenerbahçe-Chelsea, 22.30 Chelsea-Beşiktaş. Soma turnuvasının fikstürü de belli oldu. Adnan Aybaba da aramıza katıldı. Adnan abi hoş geldiniz tekrar. Ya bak işte bir şey söyleyeceğim. Burada tek konum diye geri döndüm. Serbest vuruş olsa normalde ben buraya geri dönmem. Çünkü burada resmen beni sabote ediyorlar. Başka şeyler var konuşmayacağım burada. Kimler? Yo, yo, size saygımdan. Yo, yo. Yo, ben konuğum geldim buraya. Ben isim vermem. Bizim için çok önemlisin şimdi, biliyorsun sen. Onu biliyorsun. Ben sizle ilgili bir şey demedim. Evet. Dışarıdan burada resmen sabote var bana karşı. Ve ben geldim oturdum. Sebebi şu. Tek konum etik olarak bu bana uymadı. Ama şu da bunu kim yaptırırsa onu da biliyorum. Burada açıklamayacağım. Bunu ileriki günlerde açıklayacağım şu resmi. Ya öyle, kardeşim böyle şey olmaz. Güzelce sana bir konuş... program yaparsınız herhalde. Güzelce sana bir şey diyeceğim. Sen kardeşim bir tane renkli pantolon giymiştin ya. Bir dakika bir şey diyeceğim sana ya. Evet. Sen renkli pantolon giymiştin ya. O Arda'nın hediye etti. Kim? Arda'ya hediye etti. Bilmiyorum kim. Turuncu muydu mu? Kardeşim sen evet, renkli pantolon giydin evet, dedi olay ben oldu. De giyiyorum, oldu. Sen kardeşim sen Adnan Aybaba'sın. Sen bu tarz şeylere kafanı takmayacaksın. Sen ne yapacaksın? Böyle şeylere gülüp geçeceksin. Tabii. Sen çünkü artık fenomen olmuş. Tabii. Türkiye'de bir şeyim var. Doğru ya söylüyor seni, Murat. Sen, Murat doğru söylüyor. Sen bak. Çok ya fazla önemsemeyeceksin böyle kaç şeyleri. Kaç senedir bu işleri yapıyorsun? Kaç senedir? Ya doğru. Sen artık bak ne yapacaksın biliyor musun? Böyle şeylere gülüp geçeceksin. Sen Mourinho'sun. Mourinho. Evet. Mourinho'sun. Gel öpeyim seni. Doğru. Gel kardeşim. Valla doğru söylüyor. Ulan, ayağa kalkın da. Dur öpüşü de beni öpmeyin arada ya. Sen bak. Sen doğru söylüyorsun. Sen Mourinho'sun. Doğru söylüyor ama. Sen Mourinho'sun. Bana bazı bunu yapıyorlar gıcıklığına. Evet, kim yapıyor ama bunu? Padişah oldunuz bak, milyonlar ben, izledi. Ben bir şey sana kardeşim, kimin yaptığını bilmiyorum da. Sen Mourinho'sun. Sana şeyden ne İngiltere 2. ligi, İngiltere 3. ligindeki teknik adamlar sallıyorlar sana. Sen Mourinho olarak onlara dönüp bakmaman bile gerekiyor. Ne güzel konuştun. Yani doğru söylüyor. Ama sen buradan kalkıp gittiğin anda karizmanı bozarsın. Sen ne yapacaksın biliyor musun? Bak böyle yapacaksın. Ha 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 deyip geçeceksin. Bunun gibi yapma tabii de problem olmaz. Anladın mı? Anladım. Tamam. O zaman Soma'ya dönelim. Somalı Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden madenciler için, aileler için düzenlenecek turnuvaya Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaraylı taraftarları da davet etmişti. Fenerbahçeli taraftarlara muhabirimiz Kutay Asman sordu. Galatasaraylı taraftarlar sizce gelir mi dedi. Başkan Aziz Yıldırım bir açıklama yaptı Soma için yapılan karşılaşmada. Beşiktaşlı ve Chelsea taraftarlarının yanı sıra Galatasaray taraftarları da gelebilir, biz de maçı izleyebilirler dedi. Siz Galatasaray taraftarlarla maçı izlemek ister misiniz bir arada? Ya uslu duracaklarsa gelsinler. Bizim açımızdan bir sorun yok. Yani sonuçta bu yardım amaçlı bir yapılacak bir kampanya. Yani gelmesinden de sakınca yok. Tabii abinin dediği gibi rahat duracaklarsa gelsinler abi. Rahatlamaz dersen olur. Sıkıntı olur. Yani Soma için olduğunu çözünce bence bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yani konuk olarak gelirler. Beşiktaş olsa izlerim de Galatasaray olduğu için izlemem. Sevmiyorum diyorsun. Sevmiyorum hiç. Sen izlemek ister misin? Vallahi dedim ama arkadaşıma gelirse. Bir tane dedim Galatasaraylı arkadaşıma bilmiyorum dedi. Ben izlemek isterim açıkçası yani. Yani sonuçta medeni bir ülkeden geliyoruz. Eskiden nasıl taraftarlarımız hep birbirini izliyorlarsa, herkes birbirinin içinde izliyordu. Bu son 10 yılda böyle bir şeyler ortaya çıkmaya başladı ama şimdi tekrar böyle bir şey pekişecekse seyretmek isterim açıkçası. İnşallah ya gerçekten Türkiye'nin de böyle bir barışa ihtiyacı vardı açıkçası. Yani biz destekliyoruz bu çağrıyı. Gelsinler hep beraber izleyelim. Bundan sonra da bütün tribünler yarı yarıya olsun. Kol kola izleyelim. Tabii ki isterim. Yani biz elimizi uzatıyoruz ama tabii karşı taraf neyi algılıyor, neyi algılamıyor onu bilemiyoruz. Galatasaraylı taraftarların gelmesi bizim için hiçbir sorun olmaz. Onlar için bir sorun yoksa bizim için de hiçbir sorun yok. Sonuç olarak bir yardım üzerine kurulan bir turnuva. Sadece Galatasaraylı değil, Bursalısı gelsin, Anteplisi gelsin. Ya bütün Türkiye'den her yerden, her ilden insanlar gelsin, beraber maç izlensin. İzleriz tabii, niye izlemeyelim? Yani futbol dostluk, futbol kardeşliktir sonuçta. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın çağrısıyla ilgili olarak Fenerbahçe taraftarlarının da görüşlerini aldık. Şimdi Ankara'ya dönelim. Ankara stüdyomuzda Fenerbahçe Kongre üyesi ve spor ekonomisi uzmanı Hakan Hanoğlu var. Hakan Bey tekrar iyi geceler.
Merhabalar, iyi geceler. Teşekkürler. Arkadaşlar, Hakan Bey'in sesini de biraz artırabilirsek içeriye. Hakan Bey, biraz önce geçmiş yıllardaki Teşvik Şiki olaylarını da konuştuk. Çok geride kaldı gerçi ama bilmiyorum, eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir söz var mı? Yoksa hemen dilerseniz Soma'ya geçelim. Üçlü turnuva Cuma günü başlayacak. Açılış maçı Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında. Bu turnuvanın en önemli noktası da daha başlamadan önce Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Galatasaraylı taraftarları da bu yardım turnuvasına davet etmesiydi. Siz neler söylersiniz? Ben en son konuya geçmeyeceğim. Çünkü baştan beri söylemek istediğim bazı şeyler vardı her konuda. Ondan dolayı onları çabucak bir şekilde özetlemek istiyorum. Çünkü tek taraflı ya da bazı açılardan konuşulmayan bir konunun geçirmesi gönlüm razı olmuyor. Öncelikle bu 79-80 yılındaki olaya dönmek istiyoruz. O maçta bizzat olan daha büyükleri yukarı müşterikanlı olarak Elazığ'dan İstanbul'a 14-15 saatlik yolculukla Fenerbahçe'nin kaç gol atacağını bekleyerek, umarak giden bir insanlık, taraftardım. O maçta sonuç ne olursa olsun tüm taraftarlar alkışlayarak o maçı bitirdi. Burada yalnız diğer arkadaşlarımın ya da yorumcu arkadaşlarımın söylediği bir şeye katılmayacağım. Hiçbir hoca hiçbir konuda çağırıp siz bu sonucu alacaksınız, buna göre oynayın demez. Hatta şirketi farklı bir olaydır. Futbolcu hani kız arkadaşınızla kavga oynarken ya da oğlunuzla futbol oynarken böyle oynamak istemezsiniz ya. Bazen onu hissedebiliyorsunuz. Ben o maçta taraftar olarak Hakan Bey, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın üstüne fazla gitmediğini hissettim. Net olarak söylüyorum. Hakan Bey. Maçta da vardık. O maçı da bizzat gördüğümüz demiştim. Ne olduğunu biliyorum. Dolayısıyla Hakan Bey beni duyamıyor. O maçta Fenerbahçelilerin Galatasaray'ın yeteri kadar yenilmek istemediklerini düşünüyorum. Hakan Bey, beni duyabiliyor musunuz? Ben bu arada Murat Özarı'ya bir soru sorayım. Hayırdır? Fenerbahçeli Hakan Bey'in de hem Ankara'daki sesi tekrar düzeltelim. Murat Özarı'ya tekrar ben sorayım Ankara yapılırken. Evet. Fenerbahçe taraftarlarının görüşlerini de dinledik. Sizce Galatasaray taraftarlar Soma yararına düzenlenecek bu turnuvaya gelirler mi ya da gelmeliler mi? Sonuçta az önce söylediniz, yani dostluk yararına renkler düşünülmemeli. Şimdi İbrahim'cim, bu 1+1=2. Böyle bir olayda Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u yok. Bu evet. Olayda Somalı, o orada ailelerine ekmek parası götürmek için her şeyini ortaya koymuş ve hayatlarını yitirmiş insanların ailelerine bir yardım yapılacak. Böyle bir günde kimsenin birbirine kapris yapmaya, kimsenin birbirine kinlerini bu organizasyonda göstermeye kimsenin hakkı yok. Her şey İnsanlık burada. İnsanlık yapacağız. Hepimiz insanlık evet. yapacağız. Ben, bana deseler ki şimdi mesela ben 20-30 senedir konuşmadığım, görüşmediğim bir akrabam olsa deseler ki bu Soma'daki insanın ailene yardım edecek Murat Özarı, bu akrabanla görüş, bir çay içer misin? Çay da içerim, gazoz da içerim, her şeyi içerim. Çünkü orada benim beynimde o değil, oradaki insanlara yardım olacak. Burada böyle bir şey yok. İnsanlık yapacağız arkadaşlar. Burada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'u yok. Geçelim. Bu yani siyah, nasıl gördüğümüz zaman siyah siyah diyorsak buna da bunu diyeceğiz kardeşim. Bunun siyahı, beyazı, grisi yok. Evet. Onun için de boşu boşuna insanları germenin de bir alemi yok. Herkes koşacak ve yardım edecek kardeşim bu Murat, durumda. Murat, insanları kimse germiyor ki. İnsanlar kendileri geriliyor. Şimdi i̇şte. Sen öyle diyorsun ama değil işte, öyle görülmüyor. Kesinlikle öyle görülmüyor. Bugün hani mesela Fenerbahçeli taraftarlarla Kutay güzel röportajlar evet. yapmış. Sorular sormuş ama mesela bizim yayına vermediğimiz bazı röportajlar da vardı. Onların içinde de kesinlikle istemeyiz. Ne işi var ya Galatasaraylısın şeyde. Niye? İşte. Ama şöyle bir şey var bak. Baştan hata var. Strateji hatası tamam, var. Tamam işte niye? Ben ona şimdi bak Galatasaray'ı Trabzonspor'u evet. taraftarlar bence, gitmeyebilirler. Aynen, neden? Kırılmış olabilirler. Evet. Ama böyle bir günde kırgınlık olmaz diyorum. Ama ve lakin. Çünkü ben böyle düşünüyorum. Her insanın da benimle aynı şekilde düşünmesi diye bir durum yok. Galatasaraylı Trabzonsporlu taraftarlar da niye biz bu turnuvaya çağrılmadık diye bir takım kırgınlıklar yaşıyor olabilirler. Baştan çağrılacaklardı kardeşim. Chelsea, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon. Beşli turnuva yap ya. Bu evet. nedir ya? Bu kadar atla demedi ki. Yap beşli turnuva. 45 nedir dakika bu? Oynayacağına. Herkes gelsin. Nedir yani? O Galatasaray yok, Trabzon yok, Fenerbahçe, Chelsea, Beşiktaş var. Olmaz böyle şey. Sabaha kadar beni 100 senede konuşsa kimse ikna edemez kardeşim bu konuda.
Bir de şöyle bir nokta var. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hem Galatasaraylıları davet etti hem de maça, turnuvaya gelen bütün taraftarların bir arada oturacağını da söyledi. Bu da geçmiş yıllardaki eskiden statlar yarı yarıya her iki takımın taraftarları da izlerdi. Bu da bir adım olabilir belki. Bunu da sizlere hemen söyleyeyim ama yorum almadan çok kısa bir reklama gidelim. Yönetmenim beni uyardı. Reklamların ardından Süper Gol'e devam edelim. Süper Gol'e devam ediyoruz. Hemen Ankara'ya dönelim. Ankara stüdyomuzda Hakan Hanoğlu bizlerle birlikte, Fenerbahçe Kongre üyesi ve spor ekonomisi uzmanı. Hakan Bey, az önceki sözleriniz yarım kalmıştı. Fenerbahçe'nin düzenlediği Soma yararına Beşiktaş ve Chelsea ile oynayacağı üçlü turnuvayı konuşuyorduk. Aziz Yıldırım Fenerbahçe taraftarlarını da, Galatasaray taraftarlarını da davet etti. Ve hatta Fenerbahçe taraftarlarının bu konudaki yorumlarını da ekranlara getirdik. Ben size sorayım, siz komple yorumlayın. Peki ben program başından beri konuşulan bazı konular var. Onların üzerinden geçmek zorundayım. Çünkü taraftarlar gözüyle görünenle sizlerin yorumladığınız bazı konuları atlıyoruz. Her konudan sonra da söz alamadığım için kusura bakmayın, bir toplu geçeceğim. 79-80 yılındaki Galatasaray-Fenerbahçe maçı ile ilgili olarak öncelikle konuşmak istiyorum. Ben o sırada Elazığ'daydım. 14-15 saatlik bir yolculuktan sonra Fenerbahçe kaç gol atacak diye İstanbul'a gittiğim bir maçtı. Ama maalesef berabere bitti. Galatasaray küme düşmekten kurtuldu. O dönemde biz gerçekten hocanın ya da başkanın veya başka birinin gelip şunu yenmeyin, bunu yenin dediğini zaten düşünmüyoruz. Ama o dönemde maç bittiği anda bütün taraftarlar yarı yarıyaydık. Hepimiz alkışladık. Gerçekten bir dostluktu. Belki futbolcu yenmek istemedi, belki futbolcu oynamak istemedi, gol atmak istemedi. Ama şunu söyleyeyim, bu benzetmeyi mazur görün. Kız arkadaşınızla tavla oynarken ya da oğlunuzla futbol maçı oynarken yenmek istemezsiniz diye, öyle bir şeydir. Kimse kimseye bir şey söylemek zorunda değil. Bir anlaşma olmak zorunda da değil. Orada Fenerbahçelilerin, ben 6-0'lık maçta da stat'taydım. Orada nasıl oynadıklarını biliyorum. Ve o seneki takımımız çok daha güzeldi. Hatta Trabzon'un son şampiyonluklarından biridir 1980'deki şampiyonu. Sonra zannediyorum bir de 84'te şampiyonlukları var. Daha sonra bir şey olmadı. Dolayısıyla o dönemde bir hatıra binaen bir yüklenmeme diyelim olayı oldu. Benim şahsi görüşüm bu. Buna en güzel örnek son yıllardaki Trabzonspor Galatasaray maçlarını göreceğiz. Her ne zaman birinin puana ihtiyacı olduğu zaman o puan kaybedilir. Sebebi bilinmez. Bir şike olduğunu da düşünmüyorum ama iki taraf birbirini birazcık kollar. Ve hatırlarsanız 2012-2014 sezonunda Trabzon'un İstanbul'da Galatasaray'ı yendiği seyircisiz oynanan maçta, o günden beri Trabzon Galatasaray İstanbul'da yenemiyordu. Daha önce de yenemiyordu. Sebebi de nedendir bilinmez. Bu iki tarafın birbirini sevmesi diyelim. Bunu geçiyorum. İkinci konum bence başta konuşmamız gereken bir konuydu. Özellikle basın mensubu olarak sizlerin. Bence Erkan Koyuncu'ya bir rahmet göndermemiz gerekiyor zannediyorum. Galatasaray tesislerinde kapıya sıkışarak vefat eden arkadaşımız. Kendisini tanıdığım için gerçekten üzgünüm. Ve umarım basın mensupları, medya mensupları bir daha böyle şeylerle karşılaşmazlar. Taraftarın içeriye girişini, basın mensuplarının içeriden bilgi alışını engellemek maksatlı nasıl bir demir kapıdır bilmiyorum ama bunların birazcık kontrol edilmesinin gerektiğini düşünüyorum. Chelsea Galatasaray maçına döneyim, az önceki sorunuza cevap vereyim. Biz Fenerbahçe olarak Soma faciası meydana geldiği günden itibaren hepimiz böyle bir organizasyonun peşindeydik. Hatta bir ara Fenerbahçe Beşiktaş karmasıyla Trabzon Galatasaray karması maç yapsalar diye bir fikir atılmıştı sosyal medyada. Uzunca süre görüşüldü ama kulübümüz bunu yabancı bir takımla, dünyada ün yapmış bir takımla yapmaya uygun gördü. Beşiktaş buna kendisi gönüllü olarak başvurdu, biz de katılmak istiyoruz diye. Biz hiçbir kulübe davet göndermedik ve dolayısıyla 3 tane 45 dakikalık maç yapılacak. Burada Galatasaray ya da Trabzon'un alınmasına gerek yok. Ben Murat Bey'e o konuda katılmıyorum. Onların da kendi aralarıyla Galatasaray'ın Atletico Madrid'le, Trabzon'un gidip Lazio'yla maç yapması bizim ruhumuz olur. Hatta daha fazla hasılat toplanır. Çünkü burada üçlü turnuvanın biletleri tek tarafta satılacak ve tek taraftan para gidecek. Dolayısıyla onların ayrı ayrı maçlar yapmasına ben bilet alarak, izleyici olarak da gitmek isterim. Dolayısıyla daha fazla hasılat sağlanacağı için Somalılar daha çok yararlanabilirler gibi geliyor bana. Ve eğer niye çağrılmadı platformlarda görüş ifade ediyorlarsa bizim bunları davet etmememiz de mazur görün. Bence olması gereken de bu.
Son olarak az önce Murat Bey'in yapmış olduğu, benim de gerçekten 10 yıldır izlediğim bu Malatyasporlu oyuncuyla yapılan, oyuncularla yapılan itiraflar bölümündeki videoyu bahsedeceğiz. Evet, bu o dönemde Yıldırım Demirören başkanken